Acı Murat. Yazan Tolstoy. Yaz aylarının ortalarındaydık. Çayırlar biçilmiş, hasat zamanı gelmişti. Tarladan eve dönüyordum. Mevsim çiçekleri dört bir yanı bir yorgan gibi örtmüştü. Her renk ve çeşitle çiçek vardı. Ortaları parlak sarı, mis kokulu papatyalar, kırmızı, beyaz, pembe yoncalar, bal kokulu sarı ada çiçekleri, uzun saplı mor beyaz çan çiçekleri, kırmızı gelincikler, mor pembemsi tüylü parmak otu, yeni açtığında çivit mavisi, solarken ise kırmızımsı maviye dönen peygamber çiçeği, badem kokulu. Koparır koparmaz solan nazlı yaban keteni. Eve dönerken hepsinden toplayarak, koskocaman bir buket yapmıştım. Yol kenarındaki bir çukurda, aniden gözüme, kıpkırmızı, tam açmış, göz kamaştıran bir deve dikeni ilişti. Biz bunlara tatar derdik. Ot biçerken bunları koparmamaya dikkat edilir. Kazara biçilirse orakçılar ellerine batmasın diye hemen otun içinden çekip çıkartırlar. Bu deve dikenini kopartarak buketimin ortasına koymak istedim. Çukura atladım. Çiçeğin göbeğinde tembel tembel uyuklayan bir yaban arısı vardı. Onu kovaladıktan sonra çiçeği koparmak için uğraşmaya başladım. Fakat bu çok zordu. Elime mendil sardığım halde dikenler kötü şekilde can yakıyordu. Çiçeğin sapı da son derece sağlam ve sertti 5 dakikaya yakın uğraştım. Lifleri tek tek kopartarak amacıma ulaştım. Çiçeği yerinden çıkarmayı başardığım zaman sapı yarılmıştı. İlk halindeki güzelliğinden de eser kalmamıştı. Bunun yanında ince zarif kır çiçeklerinin arasında da oldukça kaba görünüyordu. Kendi halinde çok güzel görünen çiçeği koparmış olduğum için üzüldüm. Koparmaya çalışırken nasıl uğraştığımı hatırlayarak ne büyük bir yaşama gücü bu diye düşünmekten kendimi alamadım. Eve giden yol yeni sürülmüş kıraç tarlanın içinden geçiyordu. Tozlu toprak yoldan yavaş yavaş yürüyordum. Tarla bir mülkçüye aitti. Ortadan geçen yolun iki tarafında düzenli bir şekilde sürülmüş ve daha ekilmemiş kapkara topraktan başka hiçbir şey görünmüyordu. Toprak çok iyi sürülmüştü. Bütün tarla boyunca tek bir ot, tek bir bitki yoktu. Her yer kapkaraydı. İnsanlar ne kadar acımasız, hayatını devam ettirebilmek için başka canlıları yok ediyor diye düşünüyor, bu kapkaralık içinde bir tek canlı görebilmek için dikkatle çevreme bakıyordum. O sırada yolun sağında bir yeşillik gözüme çarptı. Ona yaklaştığımda, biraz evvel boş yere kopararak attığım deve dikeninin aynısını gördüm. Bunun üç sapı vardı. Biri kopmuş, dalın kalan parçası da, kesik bir el gibi sarkmıştı. Diğer ikisinde birer çiçek vardı. Önceleri kırmızı olan çiçekler, şimdi simsiyah olmuşlardı. Kırık saplardan birinin ucundaki çiçek çamurlanmış, sarkmıştı, diğeri yağlı kara toprağa bulaştığı halde dimdik duruyordu. Bir araba tekerleğinin çiğnediği ve sonra tekrar doğrulduğu belli oluyordu. Yamuk durmasının nedeni de buydu. Gövdesinin bir tarafı kopuk, iyice yıpranmış, kolu kesik, gözü patlatılmış bir insanı andırıyordu. Her şeye rağmen, çevresindeki kardeşlerini yok eden insanlara yenilmiyordu. Tekrar ne tükenmez bir yaşama gücü diye düşündüm. İnsanoğlu her şeyi yenmiş, milyonlarca otu, bitkiyi yok etmiş. Bu hala direniyor. Aniden çok eskiden Kafkasya'da geçen, bir bölümünü bildiğim, bir bölümünü de görenlerden duyduğum, bir bölümünü de hayalimde canlandırdığım bir olay aklıma geldi. Hikaye aklımda kaldığı kadarıyla şu şekildeydi. 1851 yılının sonlarına doğruydu. Acı Murat, soğuk bir Kasım akşamında, tezek dumanıyla kaplanmış bir Çeçen köyüne yaklaşmaktaydı. Mahket köyü, Rus topraklarından bir kilometre kadar ilerideydi. Müezzin ezan okumayı yeni bitirmişti. Tezek kokusu sinmiş temiz dağ havasında, adeta birbirlerine yapışıkmış gibi olan toprak evlerin bahçelerinden, inek ve koyunların birbirine karışan sesleri, aşağıda bulunan çeşmeden erkekli, kadınlı, çocuklu bir kalabalığın bağrışmaları işitiliyordu. Hacı Murat, kahramanlıklarıyla ün salmış Şeyh Şamil'in en iyi adamıydı. Her zaman, kendi sancağı ile adamlarının arasında dolaşırdı. Bu kez başında, yüzünü iyice gizleyen bir şapka vardı. Kepeneğinin altından da tüfeğinin ucu görünüyordu. Yanındaysa, adamlarından sadece bir kişi vardı. Hacı Murat, mümkün olduğu kadar kendini belli etmemeye çalışarak gidiyor, Şahin bakışlarıyla da, Yoldan geçen herkesi büyük bir dikkatle süzüyordu. Köyün ortasına gelince de sola dar bir çıkmaza yöneldi. Çıkmazın bir tarafı bir tepeciye yaslanmıştı. Yokuş üzerinde oyulmuş ikinci bir toprak eve gelince durdu, çevresine bakındı. Evin önünde kimseler yoktu, çatıda yeni sıvalı, kilden bacanın arkasında üstü parkasıyla örtülü bir adam yatıyordu. Hacı Murat yatan adama kırbacının sapıyla dokundu. Arkanın altından, başında takke, üzerinde eski, hırpani bir hırka olan bir ihtiyar çıktı. İhtiyarın neredeyse kirpiksiz gibi görünen gözleri, kıpkırmızı, çapak içindeydi. Gözlerini açmakta zorlanıyor, sık sık kırpıştırıyordu. Hacı Murat Selamün Aleyküm, diyerek yüzünü açtı. Aleyküm Selam, Murat'ı tanıyan ihtiyar gülümseyerek ayağa kalktı. Bacanın yanında duran ayakkabılarını giymeye çalıştı. Ayakkabılarını giydikten sonra buruşmuş parkasını hiç acele etmeden üzerine giydi. Çatıya dayanmış olan merdivenden aşağıya inmeye başladı. İhtiyar adam giyinirken de aşağı inerken de kafasını sallayarak bir şeyler mırıldanıyordu. Aşağı indiğinde de misafirperver bir tavırla elini Hacı Murat'ın atının dizginiyle sağ özengisine uzattı. Fakat misafirin atik, güçlü adamı atından atlayarak, ihtiyarın yardımına gerek bırakmadı. Hacı Murat, atından indi. Hafifçe topallayarak çatının altına girdi. İçeriden, 15 yaşlarına yakın bir çocuk fırlayarak çıktı. Kara üzüme benzeyen gözlerini şaşkınlıkla ona çevirdi. İhtiyar adam. Koş, camiden babanı çağır, dedi. Misafirinin önüne geçerek, toprak evin kapısını açtı. Hacı Murat içeriye girerken, iç kapıdan, üzerinde kırmızı bir hırkayla, sarı bir gömlek, mavi şalvar olan, ince, zayıf bir kadın çıktı, elinde birkaç tane minder vardı. Hoş geldin, diyerek eğildi ve minderleri duvara sıralamaya başladı. Allah, oğullarına sağlık versin, diye cevapladı Hacı Murat kepeneğini, tüfeğini ve kılıcını çıkartarak ihtiyara verdi. Yaşlı adam tüfekle kılıcı tertemiz badanalı duvardaki çivilere astı. Ev sahibinin de silahları orada asılıydı. Murat belindeki tabancayı düzeltti. Kaftanının eteklerini toplayarak minderlerin yanına geçip bağdaş kurarak oturdu. Yaşlı adam da onun karşısına geçti gözlerini kapatarak ellerini avuçları yukarıya doğru açık bir şekilde kaldırdı. Misafir de aynı şeyi yaptı. Dualarını bitirdiklerinde her ikisi de yüzlerini sıvazlayarak ellerini sakallarında birleştirdiler. Ne var, ne yok diye sordu Hacı Murat. Adam, ışıksız kırmızı gözlerini Hacı Murat'ın yüzüne değil, göğsüne dikerek. Bende haber yok. Ben kovanlarda kalıyorum. Bugün geldim çocukları görmeye. O bilir. Acı Murat, yaşlı adamın bildiklerini ve kendisinin de bilmek istediklerini anlatmak niyetinde olmadığını anladı. Hiçbir şey söylemeden hafifçe başını sallamakla yetindi. Hiç iyi değil diyerek konuşmaya başladı yaşlı adam. Sanki tavşanlar kartallarla savaşıyor. Onlara kafa tutuyor. Fakat kartallar tek tek hepsini yeniyor. Geçen hafta alçak Rus köpekleri, Miçinskilerin kuru ot yanlarını yaktılar. İçeriye Hacı Murat'ın adamı girdi. Güçlü ayaklarıyla yumuşak adımlar atarak toprak zeminde yürüdü. O da kepeneğiyle kılıcını çıkarttı. Belinde yalnızca kaması ve tabancası kalmıştı. Diğerlerini Hacı Murat'ın silahlarının olduğu çivilere astı yaşlı adam geleni göstererek. Bu kimdir, diye sordu. Yardımcım. Eldar. Peki, dedi yaşlı adam ve Eldar'a oturmasını için yer gösterdi. Eldar da bağdaş kurarak oturdu. Güzel, kapkara gözlerini ihtiyara çevirdi. Yaşlı adam, buranın delikanlılarının, geçen hafta iki askeri nasıl yakaladıklarını anlatıyordu birini vurmuşlar, diğerini de Şamil'in yanına Veden köyüne göndermişlerdi. Hacı Murat dalgın bir şekilde, onun anlattıklarını dinliyordu. Arada sırada da kapıya bakarak, dışarıdan gelen seslere kulak kabartıyordu. Evin önünde ayak sesleri duyuldu, kapı gıcırdadı, ev sahibi içeriye girdi. Gelenin adı Sado idi. Yaklaşık kırk yaşlarında, kısa sakallı, uzun burunlu bir adamdı gözleri oğlunun gibi kapkaraydı, ancak parlak değildi. Çocuk da babasıyla beraber içeriye girdi, kapının yanına oturdu. Ev sahibi tahta ayakkabılarını kapının dışında çıkardı, başlığını ensesine indirdi, Hacı Murat'ın karşısına çömeldi. Uzun zamandır saçlarının tıraş görmediği belli oluyordu. Yaşlı adam gibi o da gözlerini kapatarak ellerini havaya kaldırıp avuçlarını açtı duasını okudu, yüzünü sıvazladı, ondan sonra da konuşmaya başladı. Şamil'in Hacı Murat'ın ölü ya da diri yakalanması için emrettiğini, Şamil'in adamlarının daha dün buradan ayrıldıklarını, halkın Şamil'in sözünden çıkmaya korktuğunu, bu nedenle de çok dikkatli olmak gerektiğini anlattı. Ben yaşadıkça evimdeki misafirime kimse dokunamaz. Fakat dışarıda, bunu düşünmek lazım, Hacı Murat büyük bir dikkatle onu dinliyor, beyniyle başını sallıyordu. Sadol sözünü tamamlayınca. Peki. Şimdi Ruslara bir mektup göndeririz. Adamlarımdan biri götürsün, fakat yanına yolu bilen birini verelim, dedi. Kardeşim, Batay'ı gönderirim, dedi Sado. Sonra da oğluna dönerek, Batay'ı çağırmasını söyledi. Çocuk, bir ok gibi fırladı kollarını sallayarak, çevik adımlarla evden çıktı. 5-10 dakikaya kadar, kara yağız bir çeçenle, geri geldi. Adamın hırkası, eskilikten neredeyse üzerinden dökülecek gibi görünüyordu. Hacı Murat yeni gelen kişiyle selamlaştı, sözü hiç uzatmadan. Yardımcımı Ruslara götürür müsün? diye sordu. Bata neşeli bir şekilde. Tabii ki, neden olmasın bu görevi benim gibi yerine getirebilecek bir çeçen daha yoktur. Başkası gelir söz verir, sonra da yerine getiremez. Ama ben yaparım. Tamam, emeğine üç tane, dedi Hacı Murat, parmaklarıyla da üç işareti yapıyordu. Tamam, emeğine üç tane, dedi Hacı Murat, parmaklarıyla da üç işareti yapıyordu. Bata anladığını başıyla belirttikten sonra, paraya değer vermediğini, bunu ona yararlı olabilmek şerefini düşünerek yapmaya hazır olduğunu, sözlerine ekledi. Dağlıların hepsi, Hacı Murat'ın Rus köpeklerini nasıl vurduğunu bilirlerdi. Çok iyi, sözün kısası, en makbul olanıdır, dedi Murat. E, ben de susayım bari, dedi Bata. Argun Irmağı'nın dönemecinde, yokuşun karşısına gelen ormanın düzlük yerinde iki tınaz vardır, biliyor musun? Evet. Orada beni, üç atlım bekliyor. Bata anladığını belirten bir şekilde başını salladı. Han Mahoma'ya sorarsın, o ne yapılması gerektiğini sana anlatır. Onu Rusların büyüğü Prens Vorontsov'un yanına götürürsün. Bunu yapabilecek misin? Tabii ki. Geri de getirirsin, olur mu? Olur. Daha sonra da ormana dönersin. Ben de oraya geleceğim emredersiniz, dedi Bata. Ayağa kalktı, ellerini göğsüne getirerek dışarı çıktı. Bata dışarıya çıkınca Hacı Murat ev sahibine dönerek. Gehiye de bir adam göndermeliyim, dedi. Elini kaftanının göğsünde sıralı duran fişekliklerden birine soktu, fakat içeriye giren iki kadını görünce elini çekerek sustu. Kadınlardan yaşlı ve zayıf olanı, biraz evvel minderleri getiren kadındı olsa donun karısıydı. Diğeri, kırmızı şalvarla, yeşil bir hırka giymiş, göğsü gümüş paralarla kaplı gencecik bir kızdı. İncecik belinde sallanan ve çok uzun olmayan kalın, siyah sert saç örgüsünün ucuna da bir gümüş ruble bağlıydı. Ciddi görünmeye çalışan Taptaze yüzünde, kardeşi ve babasına benzeyen kömür karası gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Misafirlere hiç bakmıyordu, ama orada oluşlarından dolayı etkilenmiş olduğu belli oluyordu. Sadoğun eşi bir tepsi getirdi. Tepsinin içinde çay, mantı, yağlı yufka, peynir, ekmek ve bal vardı. Kız leğenle su ibriğini, omzunda da havluyu taşıyordu. Kadınlar kırmızı yumuşak terlikleriyle sessizce dolaşarak misafirlerin önüne getirdiklerini bırakırken Hacı Murat ve Sado konuşmalarını kestiler. Kara gözlü Eldar, kadınların içeride bulundukları süre boyunca bir heykel gibi hareketsiz duruyor, ayaklarının ucundan başka hiçbir yere bakmıyordu. Kadınlar çıkıp, yumuşak adımları duyulmaz olunca, Eldar rahat bir nefes aldı. Hacı Murat, kaftanının fişekliklerinin birinden bir kurşun aldı, altından bükülmüş bir mektup çıkardı. Bu oğluma verilecek. Cevabı nereye gönderilecek, diye sordu Sado. Sana versin. Sen bana iletirsin. "Emredersiniz," dedi Sado. Mektubu fişekliğine koydu, sonra ibriği eline alarak Leyne Hacı Murat'ın önüne koydu. Hacı Murat hırkasının kollarını sıvayarak bembeyaz, kaslı kollarını Sado'nun döktüğü soğuk suyla yıkadı. Ellerini evde yapılmış temiz bir havluyla kuruladıktan sonra sofranın başına oturdu. Eldar da aynı şeyi yaptı. Misafirler yemeklerini yerken, Sado da karşılarına geçip oturdu. Onlara geldikleri için birkaç kez teşekkür etti. Küçük çocuk, Hacı Murat'tan kara gözlerini ayıramıyor, gülümsüyordu. Bu gülümsemeyle de babasının sözlerini doğruluyordu sanki. 24 saatten daha fazla bir süredir ağzına tek bir lokma koymamış olan Hacı Murat, yine de sadece bir parça ekmek ve peynir yemekle yetindi. Kamasının kabından çıkardığı küçük bir bıçakla bal alarak ekmeğine sürdü. Hacı Murat'ın balından yediğine sevinmiş görünen yaşlı adam. Balımız çok iyidir. Hele bu seneki her zamankinden daha güzel, hem bol, hem de lezzeti çok iyi, dedi. Hacı Murat. Çok teşekkür ederim, diyerek sofranın başından kalktı. Eldar daha yemek istiyordu ama o da büyü gibi tepsinin başından geri çekildi. Hacı Murat Aleyen'le su ibriğini getirdi. Sadol Hacı Murat'ı evinde ağırlamakla hayatını tehlikeye attığını biliyordu. Şamille Hacı Murat'ın kavgalarından sonra bütün Çeçenlere Hacı Murat'ı barındıranların ölümle cezalandırılacakları duyurulmuştu. Köydekilerin gelişlerini duyarak her an teslim edilmelerini istemeleri beklenebilirdi. Fakat Sadon'un buna aldırdığı yoktu. Aksine o seviniyordu. Sado, kendi hayatı söz konusu olsa bile misafirini korumayı kutsal bir görev olarak görüyordu. Gerekli şekilde hareket etmiş olmanın sevincini yaşıyor, kendi kendine gururlanıyordu. Acı Murat'a tekrar. Şu başım omuzlarımdayken, evimde sana kimse dokunamaz, dedi. Hacı Murat, Sadon'un ışıltılı gözlerine baktı, sözlerindeki samimiyeti anladı. O da, içinden gelerek, çok yaşayasın, çok mutlu olasın, dedi. Sado onun iyi dileklerine teşekkür ederek, ellerini göğsüne bastırdı. Sado, pencerelerin tahta perdelerini kapatıp, ocağı kuru çalı yığdıktan sonra, çok neşeli ve heyecanlı bir şekilde, konuk odasından çıkıp ailesinin bulunduğu bölüme geçti. Kadınlar hala uyumamışlardı. Konuk odasında bulunan tehlikeli misafirlerden söz ediyorlardı. Hacı Murat'ın geceyi geçirdiği köyün 20 kilometre kadar ötesinde Vozdvivenskaya kalesinde Şahkir'in kapısından 3 erle bir subay çıktı. Askerlerin üzerinde parka, başlarında papak adı verilen başlık vardı. Ayaklarında o dönemlerde bütün Kafkas askerlerinin giydiği dizden yukarı uzun çizmeler vardı. Askerler önce tüfekleri omuzlarında olduğu halde yoldan yürüdüler, sonra 500 adım kadar ilerleyince yoldan saptılar. Kurumuş yaprakların üzerlerine basıp hışırtılar çıkartarak 20 adıma yakın yürüdüler ve gövdesi karanlıkta bile görülebilen kırılmış bir çınarın yanında durdular. Gizli devriyeler her zaman bu çınar dibine gönderilirdi. Askerler mola verdiklerinde, sanki onlarla beraber ilerliyormuş gibi koşan, yıldızlar da durdular, ağaçların çıplak dalları arasından ışıltıları görülmeye başladı. Allah'tan ortalık kuru, dedi As -Subay Panov. Uzun süngüsünü yakmış olduğu tüfeğini omzundan çıkararak ağaca dayadı. Diğer üç er de onun gibi yaptılar. Kaybettim işte, diye sinirli bir şekilde söylendi Panov. Ya yanıma almadım, ya da yolda düşürdüm. Erlerden biri oldukça neşeli bir sesle. Ne arıyorsun, diye sordu. Pipo mu? Ne yaptım bilmiyorum. Çubuğun yanında mı? İşte, o burada. Toprağa salsak. Olur mu acaba? Tabii olur. Hemen yaparız. Gizli devriyenin sigara içmesi yasaktı. Ama onlar daha ziyade öncülük yapıyorlardı. Görevleri, ani bir saldırıyla istihkamlara ateş edilmesini önlemekti. Valov kendini tütün içme zevkinden yoksun bırakmayı çok gereksiz buluyordu. Bu nedenle de neşeli askerin önerisini kabul etti. O da cebinden çıkardığı bıçakla toprağı kazmaya başladı. Bir çukur açarak içini düzeltti. Uzun çubuğu yanına uydurdu, çukura tütün doldurarak bastırdı. Aynı pipo gibi olmuştu. Çakmak taşını kıvılcımı bir an yerde karın üstünde yatan erin, geniş yüzünü aydınlattı. Çubuğun içinden ses geldi. Anol tütününün kokusunu aldı. Ayağa kalkarak. Başardın mı? Tabii ki. Bravo sana Avdiyev. Dur bakayım. Avdiye ağzından duman savurarak kenara çekildi, yerini Panov'a bıraktı. Panov karın üzerine yatarak çubuğu sildi ve çekmeye başladı. Askerler tütünü içince çeneleri düştü. Aralarından bir tembel bir şekilde. Çocuklar, duydunuz mu? Bölük komutanımız yine sandığa yanaştı. Kumar da kaybetmiş. Yerine koyar, dedi Panov. Tabii ya iyi subaydır, diye onayladı Avdiyev. Konuşmaya başlayan, karamsar bir tavırla. Vallahi ben iyi falan bilmem. Bölük, konuşmalı onunla. Aldıysa ne kadar aldığını, ne zaman geri ödeyeceğini söylesin. Anov, çubuğunu bırakarak. Bu, bölüğü ilgilendirir, dedi. Topluluk başkadır, diye onay verdi Avdiyev. Asker, direnmeye devam etti. Arpa alınacak, bahara ayakkabılarımızı düzenleyeceğiz, para gerekli. Adam tam takır bırakmış sandığı. Söyledik ya, bölük neye karar verirse öyle olur. Hem bu ilk kez olmuyor ki. Aldığı gibi yerine koyar, dedi Panov. O dönemde Kafkas kıtalarında bölüklerin idare işleri kendi seçtikleri kişilerin elinde olurdu. Devlet kişi başına 6 ruble 50 kopik veriyordu. Bölük kendi kendine bakar, sebze eker, lahana diker, ot biçerdi. Arabaları vardı, besili bölük atlarıyla bururdu duyarlardı. Bölük parası, anahtarı bölük komutanında duran bir sandıkta bulunurdu. Komutanların bölük sandığından para almalarıyla oldukça sık karşılaşılırdı. Bu defa da öyle olmuştu, askerlerin bahsettikleri buydu. Karamsar Ernikitin bölük komutanından hesap soralım diye tutturmuştu. Panolla av diye buna gerek görmüyordu. Panoldan sonra Nikitin de çubuğu çekmeye başladı. Sonra kaputunu sererek sırtını ağaca yaslayıp yere oturdu. Bir an hepsi sustu. Sadece rüzgarın sesi işitiliyordu. Birdenbire arkası kesilmeyen hafif hışırtılar arasında çakalların uluması, tiz çalıkları, hıçkırık ve kahkahaları duyuldu. Nasıl da bağırışıyorlar dedi Avdiyev. Ukrayna şivesiyle konuşan dördüncü askerin ince sesi duyuldu. Yüzün eğri diye sana gülüyorlar. Tekrar her şey sustu. Sadece rüzgar ağaçların çıplak dallarını aralayarak yıldızları bir ortaya çıkartıyor, bir kapatıyordu. Neşeli Avdiev Panova dönerek. Antoniç hiç canının sıkıldığı oldu mu diye aniden sordu. Diğeri isteksizce Nasıl yani? Ne sıkıntısı?" dedi. Bazen benim öyle bir içim sıkılır ki, öyle sıkılır ki ne yapıp ne edeceğimi bilemem. Allah. Allah. Bir zamanlar hep bu sıkıntı yüzünden elimdeki avucumdaki her şeyi içkiye verirdim. Öyle bir sıkıntı ki anlatmam mümkün değil. "Hadi derdim. Şöyle adam akıllı bir içeyim bari." İçki insanın bazen daha da kötü yapar. Zaten öyle oldu. Fakat çok çaresizdim. E derdin ne peki senin? Benim mi? Evimi çok özledim. Zengin misiniz? Zengin değiliz ama bir eksiğimiz yok. Geçinir giderdim. Avdeyev, Panova şimdiye kadar birçok kere anlattığı şeyleri yinelemeye başladı. Gönüllü olarak ağabeyimin yerine askere gittim. Beş çocuğu vardı, ben de daha yeni evlenmiştim. Annem yalvardı. Gideyim, ne olur ki iyilik olsun, diye düşündüm. Beye gittim. Bizim bey çok iyi biridir. Aferin oğlum, git, dedi. Böylece ağabeyimin yerine asker oldum işte. İyi yapmışsın, dedi Panov. Bir şey söyleyeyim mi, Antoniç? Şimdi sıkılıyorum. Neden onun yerine gittim diye kendi kendimi yiyip bitiriyorum. O şimdi oralarda keyif çatıyor, ben buralarda çile çekiyorum. Düşündükçe kalbim sıkışıyor, tövbeler olsun. Avdiyev sustu. Bir tane daha içelim mi? İyi olur. Sen hazırla. Fakat bir çubuk daha içemediler. Avdiyev tam çubuğu hazırlayacağı sırada rüzgarın hışırtısı arasında... Yoldan geçen ayak sesleri işitildi. Panov tüfeğini aldı, Nikitini ayağıyla dürttü. Nikitin doğrularak kaputunu yerden kaldırdı. Üçüncü er, Bondarenko'da kalktı. Çocuklar, rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Avdiye, Bondarenko'yu susturdu. Hiçbiri kıpırdamıyor, sessizce dinliyorlardı. Adımların yumuşaklığından gelen kişilerin çizmeli olmadıkları anlaşılıyordu karanlığın içinde yaprak ve kuru dalların çıkardıkları hışırtı gittikçe artıyordu. Sonra çeçenlere özgü, genizden gelen bir konuşma duydular. Askerler hem sesleri işitebiliyor, hem de gölgelerini seçebiliyorlardı. Biri ufak tefek, diğeri ise daha eri biriydi. Gölgeler askerlerle aynı doğrultuya gelince Panov elinde tüfek olduğu halde kimsiniz, diye seslenerek, diğer iki arkadaşıyla beraber yola çıktı. Kısa boylu olan Bata. Çeçen bir dost. Hiç silah yok, diyerek üzerini gösterdi. Rensi görmek istiyordum, dedi. Uzun boylu adam, arkadaşının yanında sessizce duruyordu. Onda da silah yoktu. Demek ki casus. Alay komutanımızı görmek istiyor, diye arkadaşlarına açıklamada bulundu Panov. Prens görmek isterim, çok önemli, büyük bir iş için gerekli, diyordu Bata. Tamam, tamam. Götüreceğiz, dedi Panov. Avdeyev'e dönerek. Bondarenko ile beraber götürün bari. Nöbetçiye teslim edip, tekrar gelin. Dikkatli ol. Önünden yürüsünler, dedi. Avdeyev. Bu ne işe yarar, dedi. Süngü takılı olan tüfeğini dürter gibi adama yöneltti. Şişlediğim gibi, gözünü cehennemde açar. Şişleyince işe yaramaz ki, dedi Bondarenko. Haydi, yürüyün. İki askerle, casusların ayak sesleri duyulmaz olunca, Panov ile Nikit'in yerlerine döndüler. Nikit'in. Adamlar, gecenin yarısında hortluyorlar sanki belli ki çok önemli bir işleri var, dedi Panov. Sonra, hava iyice serinledi diyerek kaputunu açtı, omuzlarını alıp ağaca dayanarak oturdu. Bir iki saat kadar sonra Avdiyev ile Bondarenko geri geldiler. Teslim ettiniz mi? Evet. Komutanlıktakiler daha yatmamışlardı. Doğruca komutana götürdük. Size bir şey söyleyeyim mi? İyi adamlardı şu casuslar. Vallahi. Onlarla sohbet ettim de. Sen de amma konuşursun ha diye homurdandı Nikitin. İnanın doğru söylüyorum. Ruslardan farkı yok. Biri evliymiş. İki çocuğu varmış. Öyle güzel konuştuk ki. İyi çocuklar. Aman ne güzel ıssız bir yerde, tek başınayken karşılaş onunla da karnını deşsin. Sanırım, yakında gün ağrıcak, dedi Panov. Avdeyev yere oturdu. Evet, galiba. Artık yıldızlar kayboluyor. Tekrar sustular. Kışlanın pencerelerinde ışıklar söneli epey bir zaman olmuştu. Sadece kalenin en iyi evinin pencereleri hala ışıl ışıldı. Bu evde Kurunski alayı komutanı, ordu başkomutanının oğlu Albay Prens Sergey Mihailovich Vorontsov kalıyordu. Vorontsov, Petersburg'un sayılı güzellerinden olan, Maria Vasilyevna ile bu küçük Kafkas kalesinde o zamana kadar kimsenin yaşamadığı şaşalı bir hayat sürüyordu. Ama Vorontsov'a, hele ki eşine sorarsanız, hayatlarını sadece orta halli değil, bir sürü yoksunluklarla dolu buluyorlardı. Diğer taraftan, yerliler Vorontsollar'ın görülmemiş ihtişamını hayretler içinde izliyorlardı. Şu anda, ev sahipleri, oyun masasında misafirleriyle oyun oynuyorlardı. Vakit, tam gece yarısıydı. Salonun zemini, tek parça bir haliyle kaplanmıştı. Pencerelerin ağır perdeleri indirilmiş, oyun masası ise mumlarla aydınlatılmıştı. Oyunculardan biri, uzun suratlı, sarışın, saray apoletleri ve kordonları taşıyan ev sahibi, Albay Vorontsov'du. Oyun eşi, üniversite mezunu, uzun saçlı, somurtkan bir gençti, Prenses Vorontsova'nın ilk eşinden olan oğlunun öğretmeniydi. Onlara karşı iki subay oynuyordu. Biri muhafız kıtasından taşraya gelen geniş yüzlü, al yanaklı bölük komutanı Poltoratski diğer, güzel yüzünde soğuk bir ifade taşıyan ve dimdik oturan, alay yaveriydi. Havalı, iri gözlü, kara kaşlı güzel Prenses Maria Vasilievna, Poltoratski'nin yanında oturuyordu. Çemberli etekliğini, eğildikçe dizlerine değdirerek kağıtlarına bakıyordu. Sözlerinde, bakışlarında, gülümsemesinde ve bütün vücut hareketlerinde, kullandığı parfümde, Poltoratski'ye bu kadından başka, her şeyi unutturacak bir hal vardı. Bu nedenle de oyun boyunca hata yapıyor, oyun eşini sinirden köpürtüyordu. Poltoratski'nin ası attığını gören yaver, hırsından morardı. Bu kadar da olmaz artık. Yine verdin ası, diye söylendi. Poltoratski, sanki uykudan uyanıyormuşçasına, ne olduğunu anlayamadan birbirinden uzak yeri, tatlı bakışlı gözlerini, yaverine çevirdi. Maria Vasilievna gülümseyerek ''Onu affediniz canım'' dedi. Poltoratski'ye dönerek ''Size söyledim ya'' dedi. Poltoratski de gülümsedi. ''Fakat bana böyle söylemediniz ki.'' ''Aa öyle mi?'' dedi ve tekrar gülümsedi Maria Vasilievna. Bu karşılıklı gülümsemeler Poltoratski'yi öylesine heyecanlandırdı ve sevindirdi ki yüzü kıpkırmızı oldu kağıtları eline aldığı gibi karmaya başladı. Yaver sert bir biçimde. Sıra sende değil, diyerek kağıtları kendi dağıtmaya başladı. Sanki kağıtları bir an evvel elinden atmak istermiş gibi dağıtıyordu. Salona prensin oda uşağı girdi, nöbetçinin kendisini görmek istediğini haber verdi. Beyler, izninizle. Kusura bakmayınız, Maria sen yerime geç dedi. Prenses oldukça atak bir hareketle, ipek elbisesinin eteklerini hışırdatarak doğruldu, mutlu bir kadının gülümsemesiyle. Beyler, kabul ediyor musunuz, dedi. Karşısına oyunun acemisi olan prensesin geçişine sevinen yaver. Ben, her zaman, her şeyi kabul ederim, dedi. Poltoratski, yalnızca gülümseyerek, iki elini yana açtı parti bitmek üzereyken prens salona döndü. Oldukça heyecanlı ve neşeli görünüyordu. Sizlere bir şey önerebilir miyim? Tabii, buyurun. Birer şampanya içelim. Poltoratski. Asla buna hayır diyemem. Çok iyi olur, dedi yaver. Prens emir verdi. Vasili, getir. Prenses. Seni neden çağırmışlar? Nöbetçiyle beraber bir adam geldi de. Maria Vasilyevna hemen ilgilendi. Kimmiş o adam? Ne oldu? Vorontsov omzunu silkerek. Kim olduğunu söyleyemem. Söyleyemez misin? Hadi bakalım. Şampanya gelince konuklar birer bardak içtiler. Oyunu sonlandırarak hesabı kapattıktan sonra, gitmek için kalktılar. Rens, Poltoratski'ye hitaben. Sizin bölüğünüz, yarın ormana mı gidecek, diye sordu. Evet, ne oldu? Rens tebessüm ederek. Öyleyse yarın görüşürüz. Çok memnun olurum. Poltoratski, Vorontsov'un ona ne söylediğinin pek farkında değildi. O sırada onun ilgisini çeken tek şey vedalaşma sırasında Maria Vasilyevna'nın onunla el sıkışmasıydı. Renses her zaman olduğu gibi elini kuvvetli bir şekilde sıkmakla yetinmedi, hızlıca sallayarak biraz evvel atmaması gereken kartını nasıl atmış olduğunu anımsattı. Poltoratski o bunu söylerken yüzünde oluşan gülümsemeyi çok hoş, çok anlamlı buldu. Eve dönerken Poltoratski mutluluktan uçuyordu içinde sevinç ve heyecan vardı. Onun bu durumunu, iyi bir semtte doğup büyüyen, orada yaşamaya alışık olan, aylarca ıssız bir yerde askerlik hayatından sonra, eski semtinden bir kadınla karşılaşanlar, rahatlıkla anlayabilirler. Bir de o kadın Prenses Vorontsova gibi, biri olursa. Evini bir arkadaşıyla paylaşıyordu. Kapısının önüne geldiğinde dış kapıyı ayağıyla itti. Fakat kapı kapalıydı. Kapıya vurdu ama açılmadı. Voltoratski iyice sinirlendi. Ayağıyla, kılıcıyla kapıya vurmaya başladı. Epey bir süre sonra içeriden ayak sesleri işitildi. Voltoratski'nin buraya gelirken yanında getirmiş olduğu kölesi Vavila kapıyı açtı. Aptal adam, kapıyı neden kilitledin? Fakat Aleksey Vladimi. Sen yine sarhoşsun. Şimdi ben sana göstereceğim fakatın ne olduğunu. Poltoratski, kölesine bir yumruk atmaya niyetlendi ama sonra vazgeçti. Defol karşımdan. Dur, gitmeden bir mum yak. Emredersiniz efendim. Vavila gerçekten de biraz sarhoştu. Depo memurunun vermiş olduğu partiye gitmiş, orada da dozu biraz kaçırmıştı. Eve geldiğinde düşünmeye başladı, kendi hayatını depo memurunun hayatı ile karşılaştırdı. Ivan Matveyevich'in maaş haricinde de geliri vardı, evliydi, bir yıl sonra da emekliye ayrılmak istiyordu. Vavila, küçük yaşlarından itibaren, beylerin hizmetine verilmişti. Yaşı kırkı geçmiş olmasına rağmen, hala ev bark sahibi olamamıştı. Efendisinin ardından göçebe bir hayat sürüyordu. Bey çok iyi biriydi, fazla dövmezdi ama bu yaşayış da yaşayış değildi ki. Kafkasya'dan dönünce serbest kalsa da nereye gidecekti? Köpeklerin hayatı bile ondan daha iyiydi. Bu düşünceler aklından geçerken gözleri ağırlaştı, dışarıdan hırsız falan girmemesi için de kapıyı sürgüledi ve uykuya daldı. Poltoratski, arkadaşı Tihonov'la paylaştığı odaya girdi. Gelişiyle uyanan Tihonov. Çok kaybettin mi, bu defa değil. 17 ruble kazandım, bir şişede kliko içtik. Prensesi de görme olanağını buldun. Evet, prensesi de gördüm ve seyrettim. Neredeyse kalkma saatimiz geldi, saat 6'da hareket edeceğiz. Poltoratski, Vavila'ya seslendi. Saat beşte beni uyandırmazsan, olacaklardan sorumlu değilim. Fakat kaldırdığım zaman da, dövüyorsunuz sana uyandıracaksın dedim. Duydun mu? Peki efendim, emredersiniz. Vavila, efendisinin elbiseleriyle ayakkabılarını alarak odadan çıktı. Poltoratski, gülümseyerek yatağına uzandı. Bir sigara yakarken, mumu söndürdü. Karanlığın içinde, prensesin gülümseyen yüzünü görüyor gibiydi. Vorontsovlar, konuklarının arkasından hemen yatmadılar. Onlar gittikten sonra, Maria Vesilievna, ve kocasına yaklaşarak karşısına geçip sert bir şekilde: Bütün bunlar ne demek oluyor? Fakat bir tanem, bir tanem falan anlamam. Gelen bir casustu, değil mi? Sana bunu hiçbir koşulda söyleyemem. Demek söyleyemezsin. Fakat ben sana söyleyebilirim. Sen mi? Acı Murat, değil mi? Prenses, birkaç gündür Hacı Murat ile olan görüşmelere dair bir şeyler duyuyordu. Bu nedenle de gelen casusun, Hacı Murat olduğunu düşünmüştü. Vorontsov eşinin tahminlerinin bir bölümünü kabul etmek zorundaydı. Gerçekten de bir casus gelmişti. Casus, Hacı Murat'ın ertesi gün ormana geleceğini haber vermişti. Maria Vasilievna, gelenin Hacı Murat olmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Böyle bir olay, genç eşlerin, kalede tek düze hayatlarına renk katmıştı. Adeta sevinmişlerdi. Voronsov'un babasının da bunu duyduğunda, ne kadar hoşnut olacağını konuştuktan sonra yattılar. Saat gecenin üçü olmuştu. Şamil'in peşine taktığı adamlardan saklanması nedeniyle, üç gecedir uyumuyordu Hacı Murat. Bu nedenle de Sado ona iyi geceler dileyip çıkmasının ardından hemen uykuya daldı üzerini çıkarmadan uzanmış, dirseğini ev sahibinin vermiş olduğu, kırmızı kuş tüyü yastıklara dayamış bir şekilde uyuyordu. Duvar kenarına da eldar yatmıştı. Rahat bir şekilde uyuyordu. Genç adam kollarını ve bacaklarını iki yana açmıştı. Siyah fişeklikli, beyaz kaftanı içinde kabarık göğsü, yastık düşen yeni tıraşlı, siyah kafasından daha yukarıdaydı dudakları bir şey içermişçesine kabarıp iniyordu. Eldar da soyunmamıştı. Belinde tabancası ve kaması olduğu halde uyuyordu. Ocaktaki ateş sönmek üzereydi. Handil'in solgun ışığında oda tam bir loşluk içerisindeydi. Gece yarısından sonra misafir odasının kapısı açıldı. Hacı Murat hemen uyanarak doğruldu, eli tabancasını buldu. Sado sessizce odaya girdi. Hacı Murat hiç uyumamış gibi görünüyordu. "Hayırdır," dedi. Sado onun karşısında yere çömeldi. "Haberler iyi değil. Kadınlardan biri sizi geçerken görmüş, kocasına söylemiş. Şimdi bütün köy bunu konuşuyor. Biraz önce komşulardan biri gelerek eşime, ihtiyarların hepsinin camide toplandığını ve seni yakalamak istediklerini haber verdi." Hemen gitmeliyiz. Atları hazırladım, diyerek dışarı çıktı Sado. Hacı Murat fısıltıyla. Eldar, dedi. Eldar, adını duyar duymaz, yerinden fırlayarak kalktı. Hacı Murat, silahlarını kuşanarak, kepeneğini omuzlarına aldı. Eldar da onu takip etti. Sessizce çatının altına çıktılar. Çocuk atlarını getirdi. Nal sesleri set toprak üzerinde yankılanmaya başlayınca, komşu evlerin birinden bir baş uzandı ve onları gördü. Adam hemen tahta ayakkabılarıyla camiye doğru koşmaya başladı. Gökte yıldızlar ışıl ışıl parlıyorlardı. Ay yoktu. Karanlığın içinde toprak evlerin çatıları seçiliyordu. Köyün üst kısmındaki cami, minaresiyle beraber olduğu gibi görülebilmekteydi camiden bir uğultu halinde sesler yükseliyordu. Hacı Murat tüfeğini alarak ayağını üzengiye geçirdi, sessizce atına bindi. Sado'ya dönerek, Allah hepinizden razı olsun, dedikten sonra diğer ayağını da üzengiye geçirdi. Sonra yol vermesi için kırbacının ucuyla çocuğa hafifçe dokundu. Oğlan, kenara çekilerek yol verdi. At, ne yapacağını biliyormuşçasına, hızlı adımlarla ana yola doğru yöneldi. Eldar da arkadan takip ediyordu. Sado ellerini sallayarak dar yolda arkalarından koşturuyordu. Köyün girişinde yolun karşısından gelen bir gölge göründü. Bir ses. Dur. Kimsin sen? Sakın kıpırdama diye bağırdı. Birkaç kişi de yolu kapattılar. Hacı Murat, duracağına, belinden tabancasını çıkararak, atını hızlandırıp, yolunu kesenlerin üzerine doğru sürdü. Yol kesenler, dağıldılar. Hacı Murat arkasına bakmadan atını yokuş aşağı doğru sürdü. Eldar da çok hızlı bir şekilde onu izliyordu. Aniden iki el silah sesi duyuldu. İki kurşun vızıldadı ama ne Hacı Murat'a ne de Eldar'a isabet etmedi. Hacı Murat yoluna aynı hızla devam etti. Bir müddet gittikten sonra soluksuz kalan atı durdurarak çevreyi dinledi. Karşı tarafın aşağısından hızla akan suyun sesi geliyordu. Arkalarından köyden karşılıklı öten horozların ötüşleri duyuluyordu. Çeşitli seslerin arasından peşlerinden hızla yaklaşmakta olan nal sesleriyle konuşmaları duydu. Atını tekrar aynı şekilde sürmeye başladı. Atlılar çabucak yetiştiler. Yaklaşık yirmi kişiydiler. Şamil'e yaranabilmek için Hacı Murat'ı yakalamaya uğraşıyorlardı. Karanlığın içinde seçilebilecek kadar yaklaştıklarındaysa, Hacı Murat durdu, dizginlerini bırakarak, sol eliyle kılıfı açarak, sağ eliyle de silahı çıkardı. Eldar da onun gibi yaptı. Hacı Murat ne istiyorsunuz? Beni almaya mı geldiniz? Hadi alabiliyorsanız alın bakalım, diye bağırdı. Tüfeğini doğrulttu. Köylüler durdular. Hacı Murat, tüfek elinde olduğu halde, vadiye doğru inmeye başladı. Atlılar çok yaklaşmadan arkalarından geliyorlardı. Hacı Murat vadinin karşı tarafına geçince, atlılar, bir şey söyleyeceklerini, onları dinlemesi için seslendiler. Murat bir kurşun yollayarak hayvanı tırısa kaldırdı. Durduğu zaman arkasından gelenlerde de horoz sesleri de işitilmez olmuştu. Yalnızca ormanın içindeki bir gece kuşunun ötüşü ve su şırıltısı duyuluyordu. Ormana çok yaklaşmıştı. Hacı Murat'ın adamları onu bu ormanda bekliyorlardı. Ormana iyice yaklaşınca durdu. Tertemiz havayı derin derin içine çekti, Ardından ıslık çaldı ve beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra ormandan aynı ıslık ona karşılık verdi. Hacı Murat yoldan ormana doğru döndü. Birkaç yüz adım ileride ağaçlar arasında yanan ateşi, çevresinde oturanların gölgelerini ve eğerli, ayakları köstekli bir at gördü. Ateşin etrafında oturanlardan bir hemen kalktı, Hacı Murat'a yaklaşarak dizginiyle üzengiyi tuttu. Bu adam Hacı Murat'ın ev işleriyle ilgilenen manevi kardeşiydi. Murat, attan inerek, ''Hemen ateşi söndürün.'' dedi. Adamları emrine itaat ederek, odunları dağıtıp, yanan çalıları ayaklarıyla ezdiler. Hacı Murat, yere serilmiş olan kepeneğin yanına gitti. ''Buraya bata geldi mi?'' ''Geleli uzun bir süre oldu.'' Han Mahoma ile beraber gittiler. Ne tarafa? şu tarafa. Hanefi, Hacı Murat'ın gelmiş olduğu yolun aksini gösteriyordu. Hacı Murat. Çok iyi, dedi. Tüfeğini indirerek, doldurmaya başladı. Sonra ateşi söndüren adama dönerek. Çok dikkatli olmalıyız, peşimdeler. Konuştuğu kişi, Çeçen Hamzalo idi. yere serilmiş olan kepeneğin üzerinden kılıflı tüfeği alarak, sessiz bir şekilde düzlüğün kenarına, Hacı Murat'ın oturduğu tarafa gitti. Eldar da atından indi, efendisinin atını da alarak, iki atı da ağaçlara bağladı. Sonra Hamzalı gibi, tüfeği omzunda olduğu halde, düzlüğün diğer kenarında ayakta durdu. Ateş sönünce orman öylesine karanlık görünüyordu ki. Yıldızlar gökyüzünde belli belirsiz oynaşıyorlardı. Acı Murat, gökyüzünün ortasına kadar gelmiş olan Büyük, Küçük ayı ve Kuzey yıldızlarına bakarak zamanı hesapladı. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş, sabah namazı vakti gelmişti. Hanefiden ibriğini istedi. İbriğini ve heybesini yanından hiç ayırmazdı. Kepeneğini alarak suyun yanına gitti. Abdest alarak kepeneğinin üzerinde namaz kıldı. Namazını bitirdikten sonra yerine döndü kepeneğinin üzerine oturdu. Başını ellerinin arasına alarak düşüncelere daldı. Hacı Murat şansına çok güvenirdi. Bir şeyi planlarken başaracağına en başından inanırdı. Gerçekten de çok ender olarak karşılaştığı aksamalar dışında fırtınalı savaşçılık hayatı hep yolunda gitmişti. Bu kez de öyle olacağını umut ediyordu. Hayalinde, Boronsov'un verdiği destek güçlerle, Şamil'in üzerine giderek, onu mağlup edip, esir alacağını, böylelikle de hem öcünü almış olacak, hem de Rus çarı tarafından ödüllendirilince de bütün Çeçenlerin başına geçebileceğini düşünüyordu. Bunları düşünürken, elinde olmadan uykuya daldı. Rüyasında, adamlarıyla, aslanlarıyla, ilahiler söyleyerek, herkes korksun, Hacı Murat geliyor, naralarıyla Şamil'le çarpıştığını, onu ve eşlerini de esir aldığını görüyordu. Kadınların bağırışıp ağlaşmalarını bile duyuyordu. Uyandı. Getirilen tekbirler, Şamil'in karılarının bağırışmaları, onu uyandıran çakalçılıklarından başka bir şey değildi. Başını kaldırarak ağaçlar arasından doğuda armaya başlayan göğe baktı, bir adamına Han Mahoma'nın gelip gelmediğini sordu. Han Mahoma'nın daha gelmediğini öğrenince tekrar uykuya daldı. Görevini tamamlayıp geri dönen Mahoma'nın ve Bata'nın neşeli sesleriyle uykusundan uyandı Hacı Murat. Mahoma hemen Hacı Murat'ın yanına gelerek askerlerin onları nasıl karşıladıklarını, prense götürüşlerini, prensin kendisiyle nasıl konuştuğunu en ince detayına kadar anlattı. Prens çok memnun olmuş, onları sabahleyin Rusların Miçik Deresi'nin karşı yanında bulunan düzlükte karşılayacağını söylemişti. Batada, arkadaşının sözünü keserek, tamamlamalar yapıyordu. Hacı Murat, Prens'in onun Rusların tarafına geçme önerisini, nasıl, hangi sözcüklerle yanıtladığını en ince ayrıntısına kadar sordu. Bata ile Mahoma, aynı anda, Prens'in Hacı Murat'ı konuk olarak kabul etmeye, onun yararına çalışmaya söz verdiğini söylediler. Hacı Murat oraya nasıl gideceklerini sordu. Mahoma'nın yolu bildiğini, kolaylıkla onu oraya götürebileceğini öğrenince, Batay'a söz vermiş olduğu üç rubliyi verdi. Adamlarından altın kakmalı silahıyla sarıklı papağanı getirmelerini istedi. Yardımcılarına da Rusların yanına iyi görünümlü bir şekilde çıkmaları için üstlerini başlarını düzeltmelerini söyledi silahlar, eğerler, hayvanlar, koşumlar temizlenirken, sabah gelip çattı. Ortalık ağarmış, serin bir rüzgar esmeye başlamıştı. İki bölük asker, baltalarla gün domadan önce Şahkir'in kapısından çıkarak, yaklaşık 10 kilometre kadar yol aldılar. Gün doğduktan sonra, avcı zincirine yayılarak odun kesmeye başladılar. Bölükler Poltoratski'nin komutasındaydı saat 8'e doğru çevreyi saran sis dağılmaya başladı. Biraz önce beş adım ötelerini bile göremiyor, yalnızca birbirlerinin seslerini duyabiliyorlardı. Şimdi ise kestikleri ağaçların yığıldığı orman yolunu iyice görebiliyorlardı. Güneş bir görünüp bir kayboluyordu. Yolun biraz ilerisinde subaylar davulların üzerine oturmuşlardı. Bunlar, Poltoratski'nin emrindeki tinolla 3. bölükten iki subay ve düello nedeniyle, rütbesi geri alınmış Poltoratski'nin okul arkadaşı Baron Frize'ydi. Davulların çevresine, beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerin kağıtları, sigara izmaritleri ve boş şişeler yerlere atılmıştı. Subaylar vodka ile kahvaltı ettiler. Bunun yanında oldukça sert bir İngiliz birası olan porter içiyorlardı davulcu 8. şişeyi açıyordu. Poltoratski, iyi bir şekilde uyumamış olduğu halde, kendini oldukça dinç, tasasız ve neşeli hissediyordu. Askerleri ile arkadaşları arasındayken, tehlikeli bir durumda hep böyle olurdu. Subaylar, General Sileptiz'un ölümünden bahsediyorlardı. En çok bu adamın gözü karalığından, kabadayılığından söz ediyordular dağlıları nasıl kılıçtan geçirdiğini anlata anlata bitiremiyorlardı. Bütün tecrübeli subaylar iyi bilirler ki, o dönemdeki Kafkas savaşlarında ve başka yerlerde, hiçbir zaman hayallerde yaratılan veya hikayelere anlatılan kılıç savaşları gerçekte olmazdı. Yine de subaylar bu tür savaş hayalinden çok hoşlanırlardı. Bu hayal onları çok neşelendirirdi. Davulların üzerinde otururlarken, her an ölümle karşılaşma olasılıkları olduğunu, akıllarının ucundan dahi geçirmiyorlardı. Sigara bira içiyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlar, kendilerince eğleniyorlardı. Sohbetleri sırasında yolun sol tarafından bir silah sesi duyuldu. Kurşun, sisli havayı delip geçerek ağaca saplandı. Askerler birkaç el ateş ile düşman ateşine karşılık verdiler. Poltoratski neşeyle bağırdı. Bizim avcılar iş başında, dedi Freze'ye dönerek de. Bu senin şansına kolya. Hadi bölüğün başına geç de, onlara iyi bir ders verelim. Görevinden alınmış olan baron, ayağı fırlayarak, koşar adımlarla bölüğün olduğu tarafa yürüdü Poltoratski'ye, doğru atını getirdiler. Poltoratski, bölüğü yürüyüş düzenine soktu, ateş edilen tarafa götürdü. Avcı zinciri orman kenarında, yokuş aşağı inen kuru bir dere yatağının önünde dizilmişti. Rüzgar ormana doğru esiyordu, dere yatağının sadece ağzı değil, karşısı da görünüyordu. Poltoratski, zincire ulaştığında güneş, sis bulutundan sıyrıldı. Derenin karşısında başlayan seyrek ormanın, 150 metre kadar içerisinde birkaç atlı göründü. Bunlar, Hacı Murat'ı izleyen çeçenlerdi. Hacı Murat'ın Rusların yanına gidişini izlemek istiyorlardı. Bunların arasından biri ateş etmiş, zincirden birkaç asker de karşılık vermişti. Çeçenler geriledi, ateş kesildi. Fakat bölüğüyle gelmiş olan Poltoratski, ateş açılması için emir verdi. Emir verilir verilmez, zincir boyunca kesintisiz tüfek sesleri duyuldu, arkasından ince bir duman şeridi yayıldı. Eğlence çıktığına sevinen askerler, tüfeklerini çarçabuk dolduruyor, arka arkaya ateş ediyorlardı. Çeçenler de bu oyuna katıldılar, askerlere birkaç el ateş ettiler. Bu kurşunlardan biri bir askere isabet etti. Asker, gizli devriyeden avdi evdi. Arkadaşları yanına geldiği zaman sırtüstü yatıyordu. Karnından vurulmuştu, yarayı iki eliyle tutmuş, yavaşça inleyerek iki yana sallanıyordu yanındaki asker. Silahımı doldururken çat diye bir ses duydum. Bir de baktım ki tüfeğini elinden bırakmış diye anlatıyordu. Avdiye, Poltoratski'nin bölüğündendi. Bir araya toplanan askerleri gören Poltoratski, o tarafa gitti. Yaralandın mı, evladım? Nerenden, dedi. Avdeyev yanıt veremedi. Diğer asker tekrar anlatmaya başladı. Silahımı doldururken çat diye bir ses duydum komutanım. Bir de gördüm ki, o tüfeğini elinden bırakmış. Tüh! Yazık tüh, dedi Poltoratski. Canın çok yanıyor mu? Hayır komutanım, canım yanmıyor ama ayağa kalkamıyorum. Biraz şarap verseler komutanım. Askerlerin Kafkasya'da vodka yerine içtikleri ispirto bulundu. Panov ciddi bir ifadeyle kaşlarını çatarak, bir kapak içinde ispirtoyu verdi. Avdeyev birkaç yudum alıp hemen kapağı eliyle itti. İçemiyorum, içimi almıyor. Sen iç. Panov, ispirtonun artanını içti. Avdeyev tekrar ayağa kalkmaya çalıştı. Ama başaramadı. Yere bir kaput sererek yatırdılar. Komutanım, albay geliyor, diye haber verdi az subay. Poltoratski, sen burayı toparla, dedi. Kırbacını sallayarak atını sürüp, Vorontsov'u karşılamaya gitti. Vorontsov, safkan bir İngiliz atına biniyordu. Yanında, alay yaveriyle, bir kazak ve bir tercüman çeçen vardı. Hayırdır, ne oluyor? Küçük bir çete bizim avcı zincirine saldırdı da. İnanmam, sizden kaynaklanmıştır bu. Poltoratski tebessüm ederek, Hayır efendim benden değil, onlar istedi bunu. Duyduğuma göre bir asker yaralanmış. Evet, maalesef. Hem de iyi bir asker. Yarası ağır mı? Galiba öyle. Karnından vurulmuş. Şimdi nereye gittiğimi biliyor musunuz? Hayır efendim. Hiç tahmin edemiyor musunuz? Maalesef efendim. Birazdan Hacı Murat geliyor, onu karşılayacağız. Olanaksız. Vorontsov sevinçli gülümsemesini güçlükle tutarak. Evet, kesinlikle doğru. Adamını gönderdi dün bize. Şalinski çayırında bekleyecek bizi. Siz de askerlerinizi çayıra yayın, sonra yanıma gelin. Poltoratski elini şapkasına götürerek. Emredersiniz efendim, dedi, bölünün başına döndü bölüğün sağ tarafını kendisi sevk etti, sol tarafı da az subayın komutasına verdi. Yaralı Avdiyevi askerler kaleye götürdüler. Poltoratski, Vorontsov'un yanına giderken arkasından birkaç atlının geldiğini duydu. Atını durdurarak bekledi. En önde, beyaz yeleli bir atın üzerinde, beyaz bir kaftan, sarıklı papak giymiş, altın kakmalı silah taşıyan heybetli bir adam vardı. Bu, Hacı Murat'tı. Poltoratski'ye yaklaşarak Tatarca bir şeyler söyledi. Poltoratski el işareti ve mimikleriyle anlamadığını ifade etmeye çalışarak gülümsedi. Hacı Murat da gülümsedi. Bu saf, çocukça, iyi yüreklilik örneği tebessüm, Poltoratski'yi çok şaşırttı. Dört bir yana dehşet saçan dağlının böyle biri olacağını hiç düşünmemişti suratsız, soğuk, vahşi bir adamla karşılaşacağını sanıyordu. Oysaki karşısında duran, güzel bir tebessümle yüzüne bakan adamda dostane bir hava vardı. Yüzünün en belirgin özelliği, birbirinden uzak, derin, dikkatli ve sakin bakışlı gözleriydi. Hacı Murat'ın yanında dört kişi vardı. Bir gece önce Vorontsov ile görüşmeye gelen Han Mohomada içlerindeydi. Hem betenli, göz kapakları yok denecek gibi olan, parlak kara gözlü bir adamdı. Yuvarlak geniş yüzü neşeyle parlıyordu. Kısa boylu, kıllı, bitişik kaşlı Hanefi, yedeğinde eşyalarla doldurulmuş heybeler taşıyan bir atı tutuyordu. Hacı Murat'ın kahyası gibiydi o, bu dört kişinin arasında en çok dikkat çeken kişi, incecik belli, geniş omuzlu, sakalları daha yeni bitmeye başlamış, kumral, iri, kapkara gözleri olan Eldar'dı dördüncü kişinin ise bir gözü kördü. Kaşı hiç seçilmiyordu. Yüzünde kocaman bir yara izi vardı. Sakalları ise kısa ve kızıldı. Bu da Çeçen Hamzalo idi. Poltoratski, yola çıkmış olan Morontsov'u işaret etti. Hacı Murat, atını o yöne sürdü. Yaklaştığında sağ elini göğsüne bastırarak selamlayıp bir şeyler söyledi. Tercüman Çeçen sözlerini çevirdi. "Efendim, Rus Çarın'ın himayesine hizmet etmek için geldim. Daha önceleri de gelmek istiyordum ancak şamil bırakmıyordu." diyor diye tercüme etti. Vorontsov tercümanı dinledikten sonra eldivenli elini Hacı Murat'a uzattı. Hacı Murat bir an ele baktı. Anlık bir duraksamadan sonra Vorontsov'a ve tercümana bakarak büyük bir güçle eli sıktı. Efendim, size çok saygı duyduğunu, sizin serdarın oğlu olduğunuzu, sizden başka kimseye gitmeyeceğini söylüyor. Vorontsov baş işaretiyle teşekkür etti. Acı Murat beraberindekileri göstererek bir şeyler daha söyledi. Tercüman yine onun söylediklerini açıkladı. Diyor ki onun yardımcıları da kendisi gibi Ruslara hizmet edeceklermiş. Vorontsov o tarafa bakarak onları da selamladı kara gözlü, göz kapakları olmayan, neşeli çeçen Han Mahomada başını salladı. Vorontsova kendi dilinde bir şeyler söyledi. Komik bir şeydi ki, kıllı hanefi parlak dişlerini göstererek güldü. Kızıl saçlı Hamzalo ise, bir an Voronsova baktı, daha sonra atının kulaklarına bakmaya başladı. Emrindekilerle beraber kalenin yolunda ilerleyen Voronsov'la Hacı Murat'ın arkasından bakan askerler, kendi aralarında konuşuyorlardı. Köpek herif, ne kadar çok insanın katletti. Şimdi de neredeyse baş tacı edecekler adamı. Öyle tabii. Şamil'in bir numaralı adamıydı, o oh, işi iş olur artık. Kim ne derse desin, yaman adam, yiğit adam. Şu kızıl saçlı olana bakın, vahşi hayvan gibi yan yan bakıyor. Köpeğin teki belli. Kızıl saçlı adam herkesin dikkatini çekmişti. Kafile odun kesilen yerden geçerken yolun yakınındaki askerler Hacı Murat'la adamlarını görmek için öne yıldılar. Subay onlara kızdı ama Vorontsov. İzin verin baksınlar eski düşmanlarına. Yakındaki bir askere sözcükleri kendine özgü bir şiveyle İngilizce olarak söyleyerek. Şu adamın kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum komutanım. Hacı Murat'ı duydun mu hiç? Duymaz mıyım komutanım, kaç kere yere vurduk onu. Ama siz de epeyce dayağını yediniz onun. Evet, yedik komutanım. Asker, komutanıyla konuşma olanağını bulduğu için çok mutluydu. Hacı Murat, kendisinden bahsedildiğini anlıyor, gözlerinin içine şeyle parlıyordu. Vorontsov, kaleye hayatından çok memnun olarak döndü. Vorontsov, şey Şamil'den sonra Rusya'nın sayılı ikinci düşmanını kendine çekebilmiş olmasına çok sevinmişti. Sadece sevincini, ordu komutanı Baron Meller Zakomenski'nin, Vozvijenskoye'de olması biraz gölgeliyordu. Aslında bu iş onun tarafından yapılması gerekiyorken, Vorontsov, kimselere haber vermeden kendi başına işi halletmişti. Bu, bir sorun çıkarabilirdi. Voronsov'un sevincini kursağında bırakan bu düşünceydi. Eve yaklaştıklarında Voronsov, Hacı Murat'ın yardımcılarını alay yaverine bırakarak, Hacı Murat'la içeri girdi. Salonda misafiri, güzel Maria Vasilievna ve altı yaşlarındaki, kıvırcık saçlı, çok şirin bir çocuk olan oğluyla beraber karşıladı. Hacı Murat ellerini göğsünde çapraz yaparak, biraz resmi bir tavırla, onunla beraber giren tercüman yardımıyla, Kendisini evine kabul eden prensi dostu olarak gördüğünü, konu olduğu dostuyla ailesini kutsal saydığını söyledi. Maria Vasilievna, Hacı Murat'ın görünüşünden ve tavırlarından çok hoşlanmıştı. İri ellerini ona uzattığında, adamın kıpkırmızı olduğunu görünce daha da çok hoşlandı ondan. Misafirine oturmasını söyleyerek, kahve içip içmediğini sordu. Kahve getirmelerini emretti. Fakat hacı Murat gelen kahveyi içmedi. Rusçayı biraz anlayabiliyordu fakat konuşamıyordu. Söyleneni anlayamayınca da gülümsüyordu. Maria Vasilievna da Poltoratski gibi onun gülümsemesinden çok hoşlanmıştı. Maria Vasilievna'nın Bulka adlı kıvırcık saçlı, mavi gözlü oğlu annesinin yanında durmuş, ne kadar iyi bir savaşçı olduğunu duymuş olduğu misafirden gözlerini alamıyordu. Vorontsov, Hacı Murat'ı eşinin yanında bırakarak yazı işlerine gitti. Bu olayı üstlerine haber vermesi gerekiyordu. Babasına bir mektup, sol kanat komutanı General Kozlovski'ye ve Grozno'ya da bir rapor yazacaktı. Çabucak işini bitirerek eve döndü. Bu vahşi yabancı ile yalnız bıraktığı için, Maria'yı küstürmek istemiyordu. Fakat boş yere endişelendiğini gördü. Hacı Murat, Voronsov'un üvey oğlunu kucağına almış, koltukta oturuyordu. Başını eğmiş, bütün dikkatiyle Maria Vasilievna'nın gülerek söylediği sözlerin tercümesini dinliyordu. Maria Vasilievna, Hacı Murat'ın dostlarına her istediklerini verecek olursa, sonunda kendisinin Hazreti İdem gibi olacağını söylemişti. Rens odaya girince Hacı Murat, çok şaşıran ve de hiç memnun olmayan Bulka'yı kucağından indirdi, ayağa kalktı gülümseyen yüzü, ciddileşerek sert bir ifade aldı. Vorontsov oturuncaya kadar da ayakta kaldı. Sonra da biraz evvelki konuşmalarına devam ederek, Maria Vasilyevna'nın sözlerini, dostların beğendikleri şeyleri hediye etmenin onların bir yasası olduğu şeklinde yanıtladı. Oğlum benim dostum, dedi. Maria Vasilyevna kocasına Fransızca olarak. Senin şu eşkıya bilem, Bulka onun kamasını çok beğendi, o da hemen verdi, dedi. Bulka kamayı üvey babasına gösterdi. Maria Vasilievna, çok değerli bir parça, dedi. İlk fırsatta karşılığını vermeliyiz, diye ekledi. Hacı Murat, başını kaldırmadan oturuyor, çocuğun başına okşuyordu. Yiğit çocuksun sen, Yiğit, diyordu. Vorontsov, keskin bilenmiş, ortasında bir çizgi bulunan çelik kama yıkınından biraz çıkartarak inceledi. Harika, gerçekten harika bir kama. Çok teşekkür ederiz," dedi. Tercümana dönerek, "Kendisine sor bakalım. Onun için yapabileceğim bir şey var mı?" Tercüman Vorontsov'un sözlerini çevirdi. Hacı Murat hiçbir şey istemediğini söyledi. Sadece ibadetini yapabileceği bir yer göstermelerini rica etti. Kendisine ayrılan odada yalnız kalan Hacı Murat'ın yüz ifadesi değişti. Halinden memnun, heybetli, şefkatli ifadesi silinerek yerine endişeli ve düşünceli bir ifadeye bıraktı. Vorontsov'un göstermiş olduğu kabul, tahmin ettiğinden çok daha iyiydi. Bu derece iyi oluşundan dolayı da kuşkulanıyordu. Vorontsov'la subaylarına güvenmekten korkuyordu. Her şeyden şüphe ediyordu. Yakalayıp zincire vururlar, Sibirya'ya gönderirler ya da hiç uzatmadan öldürebilirlerdi. Bu nedenle de her an tetikteydi. Yanına gelen Eldar'a yardımcılarının nereye yerleştirildiklerini, atların ne olduğunu, silahlarının alınıp alınmadığını sordu. Eldar, atların prensin ahırına koyulduklarını, arkadaşlarının da bir arabalığa yerleştirildiklerini ve silahlarının da alınmadığını söyledi. Ayrıca tercüman onlara yemek ve çay ikram etmişti. Hacı Murat, şaşkınlıkla başını sallamakla yetindi. Ardından namaza durdu. Namazını kıldıktan sonra, gümüş kamalarından birini getirmesini söyledi. Giyinip kamayı beline taktıktan sonra, sedirde bağdaş kurarak oturdu. Beklemeye başladı, ne olacağını kestiremiyordu. Saat beşe doğru, prensin sofrasına yemeğe çağrıldı. Yemekte pilavdan başka hiçbir şey yemedi. Pilavı da Maria Vasilievna'nın kendi tabağına aldığı kısımdan aldı. Maria Vasilievna kocasına. Onu zehirleyeceğimizden korkuyor, pilavı benim aldığım yerden aldı, dedi. Hacı Murat'a dönerek, tercüman aracılığıyla, saat kaçta ibadet edeceğini sordu. Hacı Murat, beş parmağını kaldırarak güneşi gösterdi. Yakın öyleyse. Voronsov saatini cebinden çıkartarak, düğmesine bastı, saat 4.15'i çaldı saatin çalması Hacı Murat'ın çok hoşuna gitmişti. Tekrar çaldırttı, saati görmek istedi. Maria Vasilyevna eşine. İşte fırsat doğdu, saatinizi ona verin. Vorontsov saati Hacı Murat'a uzattı. Murat elini göğsüne koyarak, saati aldı. Sürekli düğmeye basarak, tekrar tekrar dinliyor, beğeniyle başını sallıyordu. Yemeğin ardından prense, Meller Zakomeski'nin yaverinin geldiğini haber verdiler. Yaver Prense, Generalin Hacı Murat'ın gelişini duyarak, kendisine haber verilmediği için kızdığını, gelenin hemen yanına gönderilmesini emrettiğini söyledi. Vorontsov, Generalin emrinin hemen yerine getirileceğini söyledi. Durumu, tercüman aracılığıyla Hacı Murat'a anlatarak, birlikte gitmelerini rica etti. Yaverin geliş nedenini öğrenen Maria Vasilievna, kocasıyla general arasında bir sorun çıkma olasılığını düşündü. Kocasının istememesine rağmen onlarla birlikte gitmeye karar verdi. Vorontsov. Sizin evde kalmanız daha uygun olur. Bu iş sizle değil, benimle ilgili. Maria Vasilievna. Sayın generalin eşini ziyaret etmeme engel olacak değilsiniz, değil mi? Başka bir zaman gidebilirsiniz. Ben şimdi gitmek istiyorum. Vorontsov çaresiz bir şekilde kabul etmek zorunda kaldı. Üçü beraber gittiler. Generale geldiklerinde Meller soğuk bir nezaketle Maria Vasilyevna'yı eşinin yanına götürdü. Yaverine Hacı Murat'ı salona götürüp bir sonraki emre kadar dışarı çıkarmamasını söyledi. Sonra çalışma odasının kapısını açarak, buyursunlar diyerek prensi içeri aldı. Odaya girdiklerinde prensin önünde durarak ve oturmasını bile istemeden, ben buradaki askeri birliklerin komutanıyım. Bu nedenle düşmanla kurulacak her türlü iletişim benim aracılığımla yapılacaktır. Hacı Murat'ın gelişi neden bana haber verilmedi? dedi. Çok öfkelenen generalin kaba çıkışı karşısında Vorontsov'un rengi attı, sapsarı oldu. O da kendini kontrol edemeyerek. Hacı Murat'ın adamlarından biri geldi ve kendisinin bana teslim olmak istediğini söylediğini belirtti. Ben size bana neden haber vermediğinizi soruyorum. Niyetim tabii ki haber vermekti fakat baron. Ben sizin için ekselansım, baron değil. Baron Meller Zakomeski'nin uzun süredir içinde biriktirdiği öfkesi doruğa ulaşmıştı. Uzun yıllardır çarıma hizmet ettikten sonra daha yeni işe başlayanların, akrabalarına güvenerek, hemen yanı başımda, kendine ait olmayan işlere burunlarını sokmalarına izin vereceğim zannedilmesin. Doğruluğu olmayan şeyleri söylememenizi rica ederim Excellence. General, gittikçe çoğalan bir öfkeyle. Ben doğruları söylüyorum ve bunlara kesinlikle izin vermeyeceğim. O esnada eteklerini hışırdatarak Maria Vasilievna, ardında da baronun ufak tefek, kendi halinde görünen eşi içeriye girdi. Sevgili baron, çok rica ederim, Simon sizi incitmek istemezdi, diye konuşmaya başladı Maria Vasilievna. Ben öyle söylemek istemedim prenses. En iyisi bütün bunları geride bırakalım. Bir atasözü vardır, kötü bir barış, en iyi kavgadan daha iyidir derler. Evet, ben ne diyordum. Gülmeye başladı. Güzel kadın o gizemli ve çekici gülüşüyle, hırçın generali sakinleştirdi. Meller Zakomelski de gülümsedi. Evet, haksızdım ama diye konuşmaya başladı Vorontsov. Meller Zakomelski. Kabul ediyorum, ben de çok ileri gittim diyerek elini prense uzattı. Aralarında barış sağlandı. Hacı Murat'ı bir süre Meller'in bölgesinde bırakıp sonra sol kanat komutanına göndermeye karar verdiler. Yan odada oturan Hacı Murat konuşulanları anlamamakla beraber, İşine gelen şeyleri de algıladı, tartışma onunla ilgiliydi. O, Şamil'den ayrılmış olduğundan, Ruslar için çok önemliydi. Bu nedenle Ruslar onu sürgüne göndermez ya da öldürmezlerse, ondan çok şey isteyebilirlerdi. Ayrıca Meller Zakomeski'nin Vorontsov'un amiri olmasına rağmen, diğerinden daha az sözünün geçtiğini anladı, burada onun değil, Vorontsov'un dediği oluyordu. Meller Zakomeski onu yanına çağırarak sorguya başladığında Hacı Murat, heybetli ve gururlu bir tavır takındı, dağları bırakarak Beyaz Çar'a hizmet etmeye geldiğini, bu konudaki her şeyi Tiflis'teki Serdar'a, yani başkomutan Prens Vorontsov'a söyleyeceğini belirtti. Yaralı asker aldiyevi hastaneye götürdüler. Hastaneyi kale kapısındaki küçük bir ev oluşturuyordu. Gelen yaralıyı genel koğuşlardaki boş yataklardan birine yatırdılar. Koğuşta dört tane daha hasta vardı, çok yüksek ateşi olan bir tifolu, nöbetin gelmesini bekleyen ve durmaksızın esneyen rengi sapsarı, gözlerinin altı morarmış bir sıtmalı, üç hafta önceki hücumda yaralanmış iki de asker. Ayakta olan bileğinden, yataktaki ise omzundan yara almıştı. Tifolunun haricindekiler, yeni gelenin etrafını çevirerek, getirenlere arka arkaya soru sordular. Avdeyevi getirenlerden biri. Bazen yaylım ateşinde kalırız bir şey olmaz. Ama bu defa birkaç kurşunla isabet ettirdiler. Avdeyev yatağa yatırılırken, kendisini tutmaya çalışmasına rağmen, dudaklarından acı bir inilti yükseldi. Yatınca da kaşlarını çattı, sesi çıkmaz oldu. Sadece sürekli ayaklarını oynatıyordu. Yarasını elleriyle tutuyor, sabit bakışları bir noktada takılı duruyordu. Doktor, kurşunun arkadan çıkıp çıkmadığını kontrol edebilmek için, yaralının yüzüstü çevrilmesini istedi. Bunlar da ne? Doktor, Avdeyev'in sırtından kalçalarına kadar inen beyaz izleri işaret etti. Avdeyev! Onlar eski izler, diye iniltiyle karışık cevap verdi. Bu izler, yediği beylik para yüzünden almış olduğu cezanın hatıralarıydı. Avdeyev'i tekrar sırtüstü yatırdılar doktor karnını sondayla uzun süre kontrol etti. Kurşunu bulmasına rağmen çıkartamadı. Yarayı sararak yakıyla kapatıp gitti. Avdeye yarasına bakılıyorken dişleri sımsıkı kenetlenmiş, gözleri kapalı olarak yatıyordu. Doktor gidince gözlerini açarak şaşkınlıkla etrafına bakındı. Gözleri hastaların, sağlık memurunun üzerinde olmasına rağmen, sanki onları değil, başka, onu çok şaşırtan bir şey görüyormuş gibi bakıyordu. Avdeyev'in arkadaşları Panola Seregin geldiler. Avdeyev hep öyle, şaşkınlıkla önüne bakarak yatıyordu. Arkadaşlarına bakmasına rağmen, uzun bir süre onları tanıyamadı. Panov. Yotra, eve söylemek istediğin bir şey var mı, dedi. Avdeyev hala onun yüzüne bakıyor ama cevap vermiyordu. Panov, onun soğuk, iri ellerine dokunarak. Evdekilere bir şey diyecek misin, diyorum, diye ineledi. Bir an Avdiye kendine gelir gibi oldu. Antoniç, sen misin? Tabii benim, geldim. Evdekilere söylemek istediğin bir şey varsa, Seregin yazar. Avdiye, bakışlarını zorlukla Seregin'e çevirdi. Ağır ağır. Seregin, yazar mısın? Yaz öyleyse, oğlumuz Petruha sizlere ömür. Abini kıskanıyordu, anlatmıştım sana ya. Şimdi memnun bile oldum. O sağlıkla otursun. Allah versin, ben razıyım. Öyle yaz işte. Sözlerini bitirdikten sonra tekrar Panova baktı. Sustu, sonra aniden. Hiponu buldun mu, diye sordu. Ano cevap vermeden başını sallamakla yetindi. Aldayev yineledi. Sana piponu buldun mu diyorum? Evet, çantamdaymış. Bak gördün mü? Hadi artık bana bir mum verin, ölmeye iyice yaklaştım. Tam o esnada Poltoratski askerini kontrol etmeye geldi. Oğlum, çok mu kötüsün? Avdeyev gözlerini kapatarak hayır anlamında başını salladı rengi sararmış, yüzündeki ifade ciddileşmişti. Cevap vermedi, tekrar Panova. Lütfen mum ver, ben ölüyorum, dedi. Mumu eline verdiler ama parmakları bükülmüyordu. Parmaklarının arasına sıkıştırmak zorunda kaldılar. Poltoratski gitti, gidişinden beş dakika sonra da sağlık memuru kulağını Avdiyev'in kalbine dayadı ve öldüğünü bildirdi. Tiflis'e gönderilen raporda, Avdiyev'in ölümünden şöyle söz edilmişti. 22 Kasım tarihinde, Kurunski alayının iki bölüğü, odun kesmek üzere kaleden ayrılmıştı. Kalabalık bir dağlı grubu, gündüz vaktinde odun kesen askerlere saldırdılar. Ateş hattı gerilemeye başladı, o arada da ikinci bölük süngü hücumuyla dağlıları püskürttü. Çarpışma sırasında iki er hafif şekilde yaralandı, biri vuruldu. Dağlılar ise yüze yakın ölü ve yaralı verdiler. Petruha Avdiye, Vozdvijenski Hastanesi'nde hayata gözlerini yumarken, ihtiyar babası, yerine askere gittiği ağabeyinin karısı ve kızı donmuş Arman alanında arpa dövüyorlardı. Bir gün evvel çok kar yağmış, sabaha karşı da don yapmıştı. İhtiyar adam horoz sesleriyle uyandı. Donmuş pencereden ay ışığını görünce yatağından kalkarak ayakkabılarını, kabanını giyerek harmana gitti. Oğluyla evin kadınlarını uyandırmadan önce iki saate yakın tek başına çalıştı. Kadınlarla kız harmana geldikleri zaman meydan süpürülmüş, tahta kürek bembeyaz kara saplanmış, yanındaki saplı süpürge uçları yukarı çevrilmiş şekilde duruyordu. Arpa demetleri temizlenmiş meydanda uzun bir sıra halinde dizilmişlerdi gelenler, dövenleri alarak çalışmaya başladılar. Üç elden döndürüyorlardı. İhtiyar ağır dövenle samanları parçalıyor, kız düzenli vuruşlarla üstten dövüyor, gelin de çeviriyordu. Ay batarak, yerini şafağa bıraktı. Ellerindeki işi bitirmek üzereydiler. O esnada, evin büyük oğlu Akim üzerinde paltosu, başında şapkası olduğu şekilde yanlarına geldi yaşlı adam elindeki işi bırakarak dövene yaslandı. Neden çalışmıyorsun sen? Atları tımar edeceğim de. Atlar tımar edilecekmiş. Koca karı işi bu. Al şu döveni. İçe içe iyice şiştin. Akim homurdanarak. Sen mi içiriyorsun, dedi. Ne dedin? İhtiyar adam sinirli bir şekilde baktı oğluna. Akim, hiçbir şey demeden döveni eline aldı. Dördü birden çalışmaya başladılar. Enseni görenler seni bey zanneder. Benimse pantolonlarım bile üzerimden düşüyor. Yaşlı adam konuşurken vurmayı bıraktı. Tempoyu bozmamak için, dövenin zincirini sallıyordu. İşleri bittikten sonra, kadınlar tırmıklarla samanı kaldırmaya başladılar. Zavallı Petroha senin yerine askere gitmekle aptallık etti. Sen gitseydin, belki orada adam olurdun. Betruha evde senin gibi beş adama bedeldi. Gelini, arpa demetlerinin bağlı olduğu halat gibi bükülü saman saplarını bir tarafa atarak. Baba, yeter artık, dedi. Yeter dersin tabii, altı kişiyi doyuruyoruz ama hiçbirinizin faydası yok. Betruha iki adamın yaptığı işi yapardı. Bahçeden üzerine basılmaktan ezilmiş dar yoldan, ayaklarını sımsıkı saran yün konçlarıyla yeni çarık giymiş bir ihtiyar kadın geldi. Erkekler ayıklanmış arpa tanelerini bir tarafa yiyor, kadınlar da arkalarından süpürüyordu. Muhtar efendi geldi. Beylerin tuğlası taşınacakmış, bütün köy gidecek dedi yaşlı kadın. Kahvaltınızı hazırladım, hadi gelin. Yaşlı adam Tamam dedi. Sonra Akime dönerek Sen git, çalayı koş. Bak geçen seferki gibi senin yüzünden laf gelmesin. Petroha'yı unutma dedi. Petroha buradayken onu azarlardınız, sıra şimdi bana geldi. Anası. Sen bunu hak ediyorsun dedi. Pekala. Tabii ya, sen onun parasını içkiye harca, sonra da pekala de. Gelin. Geçmiş geçmişte kalmıştır, dedi. Baba ile oğlun aralarının bozulması Piotr'un askere gitmesiyle başlamıştı. Yaşlı adam, bu işte yanlış yaptığının o zaman farkına varmıştı. Onun kanun anlayışı, çocuksuz olanın çoluk çocuk sahibinin yerini almasını gerektirirdi. Akimin dört çocuğu vardı. Piotr ise çocuksuzdu. O da babası gibi çalışkan, becerikli, dayanıklı, güçlü biriydi. Hiç boş durmazdı. Çalışanların yanından geçerken hemen yardım ederdi. Ya orağa sarılıp bir iki sıra ot biçer, ya bir araba yükler, ya da birkaç kucak odun keserdi. Yotru gönderirken yaşlı adam çok üzülmüştü, içi yanmıştı ama çaresizdi. Askerlik ölüm gibiydi. Asker, ekmekten koparılmış bir parça gibiydi bu hatırlayıp da acıyı deşelemenin kimseye bir yararı yoktu. Yaşlı adam ara sıra, büyük oğlunu azarlamak için, biraz önceki gibi hatırlatırdı. Annesi ise iki senedir Petruha'yı anmadan bir saniye bile geçirmiyor, oğluna para göndermesi için kocasına yalvarıp duruyordu. Fakat ihtiyar hiçbir şey demiyordu. Avdeyev'in evi fakir sayılmazdı. Yaşlı adamın kenarda sakladığı parası da vardı ama o kara gün paralarına el sürmeye kıyamazdı. Yaşlı kadın, ihtiyarın yeniden küçük oğlunu andığını görünce, arpayı satınca hiç olmazsa bir ruble istemeye karar verdi. Düşündüğünü de gerçekleştirdi. Gençler beyin işine gidince, kocasıyla baş başa kaldı. İhtiyar adamı, bir ruble göndermesi konusunda ikna etti. 12 ölçek arpayı, 3 çuvala koydular. Yaşlı kadın, okur yazar birine yazdırmış olduğu mektubu kocasına verdi. O da şehre gidince, içine bir ruble koyarak asker oğluna göndereceğine söz verdi. İhtiyar adam, yeni paltosuyla, yeni kaftanını, temiz beyaz yün konçlarını giydi, mektubu para kesesine yerleştirdi. Dua ederek, ön kıza bindi. Şehre doğru yola çıktı. Şehre geldiğinde mektubu bir kapıcıya okuttu, beğeniyle dinledi. Petroha'nın annesinin yazdırmış olduğu mektupta ilk önce oğluna olan hayır duaları, kutsamalar, sonra da eşin, dostun, akrabaların selamları vardı. Vaftiz babasının ölüm haberi, Aksinya'nın, Petroha'nın eşi onların yanından ayrıldığı bunlardan sonra yazılmıştı. Eşi çalışmaya gitmişti ama duyduklarına göre namuslu bir şekilde hayatını sürdürüyordu. Yaşlı kadın daha sonra iyice hislenerek, mektubu yazan kişiye şunları yazdırmıştı. Canım evladım, Petruşacığım, seni merak etmekten sürekli ağlıyorum. Gözümün bebeği evladım, nasıl bana kıydın da gittin, bu bölümde kadın hıçkırarak ağlamıştı. Mektup bu şekilde bitiyordu. Fakat Petruha'ya ne eşinin evden ayrıldığının haberini ne de gönderilen parayı, ne de annesinin son sözlerini almak nasip olmadı. Mektupla para, Petruhan'ın savaşta çarı, vatanı ve dinini savunurken, öldüğünü bildiren haberle beraber köye geri geldi. Yaşlı kadın haberi alınca, aklına geldikçe ağladı. Sonra devam eden hayattaki işlerine geri döndü. İlk pazar kiliseye gitti, dua yaptırdı. Piotr'u ölenler listesine yazdırdı, Piotr'un ruhu için kutsal ekmek dağıttı. Petroha'nın karısı aksinyada bir yıl yaşamış olduğu kocasının ölüm haberini alınca ağladı, sızlandı. Kocasına da mahvolan gençliğine de acıyordu. Pyotr Mihailovich'in kumral, dalgalı saçlarına, aşkına yanıp yıkılırken öksüz yavrusu Vanka'yla onu el kapısına gitmek zorunda bırakan kaderine sitem ediyordu. İçindense Pyotr'un öldüğüne seviniyordu. Çünkü evinde kalmış olduğu Kahya'dan ikinci defa hamile kalmıştı. Bundan sonra kimse günahını kafasına kalkmaz, Kahya da baştan çıkartırken söz verdiği gibi, onunla evlenebilirdi. Mihail Semyonovic Vorontsov, İngiltere'de büyümüştü. Bir Rus elçisinin oğluydu. Rus memurları arasında pek rastlanmayan, geniş bir Avrupa kültürüne sahipti. Kariyere çok önem verirdi. Kendinden küçüklerle tatlı bir dille, yumuşak bir şekilde davranırdı. Büyüklere ise tam saray nezaketiyle hareket ederdi. Onun için hayat emir vermek ve emir almaktı. En yüksek rütbe ve nişanları elde etmişti. Değerli bir askerdi, hatta Krasnoy Savaşı'nda Napolyon'u yenen general olarak bilinirdi. 1851 yılında 70 yaşını geçmiş olduğu halde hala çok dinç ve çevikti. En önemlisi de gücünü, şöhretini korumasına yardım eden ince, kıvrak zekasından hiçbir şey kaybetmemiş oluşuydu. Kendinin ve eşinin kişisel servetleri dışında vekalet maaşı Vorontsov'u sayılı zenginlerin arasına katmıştı. Paralarının büyük bir bölümünü güney sahilinde yaptırmış oldukları görkemli bir sarayla bahçesine harcardı. 1851'in 4 Aralık akşamında Vorontsov'un Tiflis'teki sarayının kapısında bir kurye arabası durdu. Yorgun, tozdan topraktan simsiyah olmuş subay, bacaklarının uyuşukluğunu geçirdikten sonra, nöbetçilerin önünden geniş kapıdan vekil sarayına girdi. Elinde General Kozlovski'den getirdiği, Hacı Murat'ın Rusların tarafına geçtiğini bildiren mektup vardı. Saat 6 civarıydı. Kuryenin geldiğini haber verdiklerinde Vorontsov, yeme inmek üzereydi. Huriye'yi hemen kabul ettiği için yeme birkaç dakika geç kaldı. Salonda yaklaşık 30 kişi kadar davetli vardı. Vorontsov salona girdiğinde bazı davetliler Prenses Elizaveta Kısaveryevna'nın çevresinde toplanmış, bazıları ise gruplar halinde pencerelerin önünde yer almışlardı. Ev sahibi içeri girince herkes ayağa kalktı. Vorontsov'un üzerinde her zaman giymiş olduğu askeri kıyafeti vardı. Ancak apoletsizdi, yalnızca omuzlarında incecik bir rütbe şeridi, boynunda ise beyaz haç nişanı vardı. Tilkiye benzeyen uzun yüzü iyi bir şekilde tıraş edilmişti. Tatlılıkla gülümsüyor, gözlerini kırpıştırarak salondakileri süzüyordu. Hızlı ama yumuşak adımlarla salona girdi ve konuklarından geciktiği için özür diledi. Erkekleri selamladıktan sonra, Gürcü Prenses Manane Orbeliyen'in yanına gitti prenses, iri yarı bir doğu güzeliydi. 45 yaş civarındaydı. Vorontsov önünde eğilerek masaya götürmek üzere kaldırdı. Eşi Prenses Elizabeth yerine da dışarıdan gelen kızıl saçlı, gür bir generalin koluna girdi. Gürcü Prenses'e koluna, Vorontsov'un arkadaşı Kontes Şuazel'i aldı. Doktor Andreevski, yaver ve başka konuklar bazıları bayanlarla, bazılar da tek olarak öndeki çiftlerin ardından yürüdüler. Uşaklar, salona giren konukları sandalyelerini çekerek sofraya davet ediyorlardı. Uşakların kaftanları ve uzun çorapları göz alıyordu. Sofracı başı, azametli bir havayla, gümüş çorbalıktaki sıcak çorbayı tabaklara koyuyordu. Vorontsov, uzun masanın orta bölümüne oturdu. Karşısında general ile eşi vardı sağ tarafına Prenses Orbeliani, sol tarafına da prensesin kızı oturmuştu. Genç kız, pembe yüzünün üzerinde kara kaş ve göze sahipti. Sürekli gülümseyen bir tavrı vardı. Prensesin, kuryenin getirmiş olduğu haber ile ilgili sorusuna. Haber çok iyi, sevgili dostum. Simon'un işleri yolundaymış. Olağanüstü haberi masadakilere de anlattı bu haber onun için pek yeni sayılmazdı. Şamil'in en ünlü, en cesur yardımcısı Hacı Murat'ın Ruslara geçip, Tiflis'e geleceği dedikodusu başlayalı epey olmuştu. Sofradakilerin hepsi, hatta masanın kenarlarında yavaşça konuşarak gülüşen gençler, yaverlerle memurlar bile susarak dinlemeye başladılar. Ren sözünü tamamladıktan sonra eşi, yanında oturan kızıl saçlı generale dönerek, Generalim, siz hiç karşılaştınız mı Hacı Murat'la? diye sordu. Evet, hem de birçok kez diye cevapladı General. General, 1843 yılında Dağlılar'ın Gergebili alışı sırasında Hacı Murat'ın General Passekin Birliğiyle karşılaşmasını ve şiddetli bir çarpışmada bir albayı herkesin gözünün önünde nasıl vurduğunu anlattı. Vorontsov, General'i sıcak bir tebessümle dinliyordu. Onun açılıp. Konuştuğunu görmekten memnun olduğu belli oluyordu. Aniden yüzü asılarak dalgınlaştı. Büyük bir heyecanla konuşan general, Hacı Murat'la ikinci karşılaşmasına geçti. Vorontsova bakarak, "Ekselans, onun şu mahut kurtuluş seferinde kurmuş olduğu pusuyu hatırlar mısınız?" Vorontsov gözlerini kısarak sordu. "Nerede?" Sorun, generalin belalı darga seferini, kurtuluş seferi, diye anmasındaydı. Diğer birlikler yetişmese, Prens Vorontsov'un komutasındaki birliğin hepsi yok olacaktı. Darga seferinde, oldukça fazla ölü, yaralı ve birkaç top verilmişti. Bu nedenle Vorontsov için yüz kızartıcı bir olaydı bu. Birlik komutanı Vorontsov'un yanında söz etmeye cesaret edenler olayı, sadece kendisinin çara gönderdiği raporda belirttiği gibi, bu seferin Rus ordusunun parlak bir zaferi olduğu şeklinde anlatırlardı. Halbuki kurtuluş sözü, yapılanın bir kahramanlık değil, birçok insanın hayatına mal olan bir hata olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Bunu herkes fark ettiği halde, bazıları anlamamış gibi göründü, bazıları ise korkuyla ne olacağını beklemeye başladı, bazıları ise gizlice gülümseyerek bakıştılar. Bir tek kızıl saçlı general hiçbir şeyin farkında değildi. Kendisine hikyesine öylesine kaptırmıştı ki, çok doğal bir şekilde. Kurtuluş seferinde, efendim, diye yanıt verdi Vorontsov'a. Hoşlandığı konuya dalan general sonra. Hacı Murat, birliği öyle büyük bir ustalıkla ikiye bölmüştü ki, kurtuluş kuvveti gelmeseydi, oradan kimse çıkamazdı, sanki, kurtuluş kelimesini özellikle vurguluyor gibiydi. General sözünü bitiremedi. Durumun farkına varan Manane Orbeliyani konuşmasını keserek Tiflis'te yaşamakta olduğu evinden memnun olup olmadığını sormaya başladı. General çok şaşırdı, çevresine bakındı. Bakışı masanın diğer tarafında oturan Yaver'in sabit, anlamlı bakışıyla karşılaştı. Aniden durumu kavradı. Gürcü prensese yanıt vermeden sustu, suratını asarak ne yediğinin farkına varmadan aceleyle yemeğini yemeye başladı. Gürcü prensesin kocası, oluşan gergin havayı yumuşattı. Gerçekte aptalın teki olmasına karşılık oldukça usta bir yalakaydı. Saray geleneklerini çok iyi biliyordu. Prenses Vorontsova'nın diğer yanında oturuyordu. Olayın farkında değilmişçesine, yüksek sesle Hacı Murat'ın mahtulinle Ahmet Han'ın karısını kaçırma olayını anlatmaya başladı. Gecenin bir yarısı köye girerek, istediğini alıp çetesiyle kaçtı. İlla ki o kadını kaçırmasının nedeni neydi, diye sordu prenses. Hocasıyla düşmandı. Ancak sağlığında hamla bir türlü karşılaşamamıştı. Bu nedenle de o öldükten sonra, intikamını dul eşinden aldı. Prenses bu konuyu, Gürcü prensin yanında oturan eski arkadaşı Kontes Şuazel'e tercüme etti. Kontes gözlerini yumarak başını salladı. Aman Allah'ım! Ne korkunç. Vorontsov gülümsedi. Hayır, duyduğuma göre esir aldığı kadına son derece iyi davranarak saygı göstermiş. Zaten sonra da serbest bırakmış. Tabii para karşılığında. Orası malum. Fakat yine de hareketi centilmence. Gürcü prensin sayesinde konu Hacı Murat ile ilgili hikayelere döndü saray halkı Hacı Murat'tan ne kadar söz edilip değerlendirilirse, Voronsov'un o kadar hoşuna gideceğini anlamıştı. Çok cesur bir adam. Olağanüstü biri. Evet ya 1949'da Demirhan şuraya gündüzün ortasında saldırdı, çarşı pazarı önüne kattığını temizledi. Masanın diğer kenarında oturan bir Ermeni, o dönemde orada bulunduğu için ne olup bittiyse bütün detaylarıyla anlattı yemek süresince Hacı Murat ismi, masadakilerin dilinden düşmedi. Hepsi neredeyse yarışırcasına zekasını, cesaretini, yüce gönüllülüğünü övüyorlardı. Bir kişi bir defada 20 esiri vurduğunu anlatınca itirazda bulundular. Ne olacak, savaş savaştır, dediler. Kim ne söylerse söylesin, kabul etmek lazım, büyük adam. Avrupa'da doğmuş olsaydı, yeni bir Napolyon olurdu. Vorontsov'un kendisine beyaz haç kazandıran Napolyon'a karşı zaferinden dolayı bu konudan her zaman hoşlandığı bilinirdi. Vorontsov. Napolyon olmasa bile iyi bir asker, general olurdu, dedi. Napolyon olmasa Murat olurdu. Adı da zaten Hacı Murat. Konuklardan biri. Artık Şamil'in sonu geldi. Bir başkası tabii Sayın Prens'e karşı artık mücadele edemeyeceklerini anladılar. Manane Orbeli yani. Her şey sayenizde efendim, dedi. Prens Vorontsov biraz fazla abartılan yalakalığa son vermek istedi. Fakat yine de halinden memnundu. Prens Orbeliani ile beraber sofradan kalkarak salona geçerken çok neşeliydi. Yemeğin ardından salonda kahve içilirken, prens herkese karşı son derece nazik davranıyordu. Hatta kızıl saçlı generalin yanına giderek, yapmış olduğu gafın farkında değilmiş gibi davrandı. Tek tek misafirleri dolaştıktan sonra oyuna oturdu. Sadece eski bir kağıt oyunu olan Lomber oynardı. Prensin oyun arkadaşları, Gürcü Prens, Ermeni General, dördüncü kişi de etkisiyle ün salmış Doktor Andreevski idi. Ermeni General Lomberi, prensin uşağından öğrenmişti. Vorontsov, kapağında 1. Aleksandr'ın portresi olan altın enfiye kutusunu yanına koyarak, Atlas'tan oyun kağıtlarını çıkartarak dağıtmaya hazırlandı. O esnada İtalyan uşağı Giovanni, gümüş tepsi içerisinde bir mektup getirdi. ''Ekselansım, bir kurye daha geldi'' dedi. Vorontsov, kağıtları elinden bırakarak konuklarından özür diledi mektubu açarak okumaya başladı. Mektup, oğlundan geliyordu. Hacı Murat'ın onlara geçişini, Meller Zakomelski ile aralarında geçen tatsızlığı anlatıyordu. Prenses, yanına gelerek oğlunun ne yazdığını sordu. Aynı şeylerden bahsediyor. Belki komutanıyla aralarında bu konu nedeniyle tatsızlık olmuş. Simon haksız ama sonu iyi olan her şey iyidir. Mektubu eşine vererek, saygıyla bekleyen konuklarına dönerek, kağıtları dağıttı. İlk elden sonra, enfiye kutusunu açtı, neşeli olduğu zamanlarda yaptığı gibi, bir tutam Fransız enfiyesini burnuna çekti. Hacı Murat, ertesi gün Morontsov'a geldi. Bekleme salonu çok kalabalıktı. Ziyaretçilerin içinde, üniformasıyla, nişanlarıyla veda etmeye gelen, kızıl saçlı general, levazım işlerinde görevi ihmalden yargılanma tehlikesinde olan bir alay komutanı vardı. Doktor Andreevski'nin koruması altında olan, vodka tekelini elinde bulunduran bir Ermeni zengini, sözleşmesini yenileyebilmek için uğraşıyordu. Siyahlar içinde savaşta vurulan bir subayın eşi, maaş bağlanması ve çocuklarının devlet himayesinde bir okula yerleştirilmesi için ricaya gelmişti bir Gürcü prens, olağanüstü milli kıyafetleri içerisinde, kiliseye geçmiş olan mallarını geri almak için uğraşıyordu. Bir polis komiseri ise, Kafkasya'nın fethedilmesi için, kabarık bir plan getirmişti. Hatta sadece döndüğünde prensle görüştüğünü anlatabilmek için gelen, bir handa vardı. Herkes sırasının gelmesini bekliyordu. Sıraları geldikçe arka arkaya Sarışın Yaverle beraber prensin odasına giriyorlardı. Hacı Murat sert adımlarla biraz aksayarak bekleme salonuna girince herkes dönüp ona baktı. Adını fısıldayanlar da vardı. Üzerinde yakası gümüş şeritlerle işlenmiş hırkası ve beyaz kaftanı, başındaysa sarıklı papak vardı. Bu sarık Hacı Murat'ın o zamanki Kafkas Ordusu komutanı General Kulugeni tarafından Ahmet Han'ın ihbarı üzerine tutuklanmasına, sonra da Şamil'e geçmesine sebep olmuştu. Hacı Murat, salonun parkesi üzerinde hızlı adımlarla, hafif aksaklığı nedeniyle salınarak yürüyordu. Geniş, birbirinden uzak gözleri sakin bir şekilde önüne bakıyor, sanki kimseyi görmüyordu. Yaver onu selamladı, prense haber verene kadar oturmasını rica etti. Hacı Murat oturmak istemedi, elini kamasının altına soktu, ayağını öne uzatarak çevresindekileri küçümser bir edayla süzmeye başladı. Tercüman Prens Tarhanov, Hacı Murat'ın yanına geldi. Hacı Murat ona isteksizce kısa yanıtlar veriyordu. Hükümet komiserine şikayete gelen bir kımıh prensi Vorontsov'un odasından çıkınca yaver Hacı Murat'ı çağırarak kapıya kadar götürüp içeriye aldı. Vorontsov, Hacı Murat'ı, masanın yanında ayakta durarak karşıladı. Başkomutanın ihtiyar yüzünde çok ciddi ve resmi bir ifade vardı. Yüksek pencereli, yeşil panjurlu odanın ortasında kocaman bir masa vardı. Hacı Murat odaya girince, esmer ellerini kaftanının düğmelerinin buluştuğu yerde çapraz hale getirip, yere bakarak, saygılı ve ağır bir şekilde, çok iyi bildiği kımıh lehçesiyle, yüce çarınızın ve sizin himayenize sığınıyorum. Tüm varlığımla, beyaz çara hizmet edeceğime söz veriyorum. Ortak düşmanımız Şamil'e karşı çarpışmamızda başarıya ulaşacağımızı ümit ediyorum, dedi. Prens, tercümanı dinledikten sonra, Hacı Murat'a baktı. Hacı Murat da, bakışlarını kaçırmadan, onun yüzüne bakmaya başladı. Karşılıklı durmuş olan bu iki adamın bakışlarında çok derin, sözcüklerle ifade edilemez, tercümanın çevirdikleriyle alakası olmayan bambaşka manalar vardı. Sanki gerçeği birbirlerine sessizce, olduğu gibi anlatıyorlardı. Vorontsov'un bakışlarından, Hacı Murat'ın söylediklerinin hiçbirine inanmadığını, onun Ruslara düşman olmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini, sadece mecbur kaldığı için boyun ediğini bildiğini anlamak mümkündü. Hacı Murat da bunu anlamış olduğu halde, sadakatinden söz etmeye devam ediyordu. Halbuki onun da gözlerinde, karşısındaki yaşlı adamın gözünün toprağa baktı. savaş falan değil, ölüm yatağını düşünmesi gerektiğini ama yaşlılığına rağmen, kurnazlığı nedeniyle dikkatli davranmak zorunda olduğunu düşündüğü okunabiliyordu. Voronsov da onun ne düşündüğünü anlıyor, yine de mücadelede nasıl başarı kazanacaklarına dair düşüncelerini söylemeye devam ediyordu. Tercümana çarımız büyük olduğu kadar da yüce kalplidir. Benim ricam üzerine, zannediyorum ki, onu bağışlayacak, hizmetine kabul edecektir diye söylemesini istedi. Bir an Hacı Murat'ın yüzüne baktıktan sonra, çarımızın yüce kararına kadar onu burada bırakmak sorumluluğunu üzerime aldığımı da söyle diye ekledi. Hacı Murat, bir kez daha ellerini göğsünde kavuşturarak, hızla bir şeyler anlatmaya başladı. Tercümanın çevirisine göre Hacı Murat, Avar bölgesini yönettiği zaman Ruslara bütün varlığıyla hizmet etmiş, onun yok olmasını isteyen Ahmet Han'ın iftira ederek, General Kulugeni'ye şikayeti olmasa, hiçbir zaman Ruslara ihanet etmeyecekmiş. Vorontsov Biliyorum evet, biliyorum, dedi. Rens koltuğuna oturdu ve Hacı Murat'a da oturması için karşısındaki sediri gösterdi. Fakat Murat oturmadı. Böyle büyük birinin karşısında oturamayacağını göstermek istercesine hafifçe omuzlarını oynattı. Sonra tercümana dönerek konuşmasına devam etti. Şamil de Ahmet Han da benim düşmanımdır. Fransız söyle, Ahmet Han öldü. Artık ondan intikamımı alamam ama Şamil yaşıyor. Ondan öcümü almadan ölmek bana haram olsun. Hacı Murat kaşlarını çatarak dişlerini sıkmıştı. Vorontsov sakin bir şekilde. Sor ona, Şamil'den intikamını nasıl almayı düşünüyormuş. Hem söyle de otursun, dedi. Hacı Murat yine oturmadı. Sorusuna, Ruslara geçiş sebebinin, Şamil'i yok etmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Onu anladım ama planı ne? Ne yapmayı düşünüyor? Oturmasını istediğimi söyle. Bu kez Hacı Murat oturdu. Eğer eline askeri kuvvet verip Lezgi hattına gönderirlerse, bütün dağstanı ayaklandırarak Şamili devireceğini söyledi. Vorontsov, evet, iyi olur. Ben bir düşüneyim, dedi. Tercüman Vorontsov'un sözlerini çevirdi. Murat düşünceye daldı. Tekrar ağır ağır konuşmaya başladı. Rensedeki ailem düşmanın elinde. Onlar dağlarda kaldıkça harekete geçemem, elim kolum bağlı. Açıkça karşı gelirsem eşimi, anamı, çocuklarımı öldürür. Prens başka esirlerle değiştirerek ailemi kurtarırsa, o zaman ya ben ölürüm, ya da Şamil. Vorontsov. Tamam, bunu da düşüneceğim. Şimdilik karargah komutanına gitsin. İçinde bulunduğu durumu, yapmak istediklerini, isteklerini hepsini anlatsın. Hacı Murat'ın Vorontsov'la olan ilk görüşmesi bu şekilde noktalandı. Aynı günün akşamında, Doğu tarzı yapılmış tiyatroda bir İtalyan operası sergileniyordu. Vorontsov locasındaydı. Aniden, başında sarığıyla aksak Hacı Murat'ın cüssesiyle dikkat çeken endamı belirdi. Yanında kendisine verilmiş olan yaver Loris Melikov vardı. Hacı Murat ön sıraya oturdu. Müslümanlara özgü ağır başlılıkla birinci perdeyi en küçük bir şaşkınlık göstermeden, kayıtsız bir şekilde izledikten sonra kalktı. Seyircileri süzerek, hepsinin ilgili bakışları arasında çıkıp gitti. Ertesi gün pazartesiydi. Vorontzollarda her zaman olduğu gibi gece toplantısı vardı. Büyük salon olağanüstü bir şekilde aydınlatılmıştı. Kış bahçesinden hafif bir müzik sesi geliyordu. Genci yaşlısıyla boyunları, göğüsleri kolları açıkta bırakan elbiseleriyle kadınlar, pırıl pırıl üniformalı erkeklerle dans ediyorlardı. Uşaklar, üzerlerindeki kırmızı frakları, uzun çorapları, süslü ayakkabılarıyla ortalıkta dolaşarak şampanya ve şeker ikram ediyorlardı. Rens'in eşi çok genç olmamasına rağmen, diğerleri gibi oldukça dekolte bir kıyafetle, konuları arasında gülümseyerek dolaşıyordu. Bir gün önce tiyatrodaki gibi, salonda olanları ilgisiz bir tavırla izleyen Hacı Murat'a tercüman aracılığıyla birkaç güzel söz söyledi. Ev sahibesinin arkasından başka dekolte giysili kadınlar da Hacı Murat'a yaklaştılar. Hepsi rahat bir tavırla Hacı Murat'ın karşısında duruyor, hep aynı soruyu, gördüklerini beğenip beğenmediğini soruyorlardı. Voronsov üzerinde yaldızlı apoletleri, kordonları ve boynunda kurdeleli beyaz haçı olduğu şekilde, Hacı Murat'a yaklaşarak, o da aynı soruyu sordu. Herkes gibi onun da, Hacı Murat'ın orada gördüklerini beğenmemesine olanaksız bulduğu belli oluyordu. Murat, herkese söylediği gibi Vorontsova'da, onlarda bu tür şeyler olmadığını söyledi. Fakat bunların iyi mi yoksa kötü mü olduğunu açıklamıyordu. Vorontsov'la Baloda'da ailesinin kurtarılmasıyla ilgili konuşmak istedi, ama Vorontsov duymamış gibi davranarak uzaklaştı. Daha sonra, Loris Melikov, bu tip yerlerde böyle şeylerin konuşulmasının uygun olmayacağını söyledi. Saat 11'i gösteriyorken Murat, Maria Vasilievna'nın hediye etmiş olduğu saati kontrol etti. Yaver'e eve gidip gidemeyeceğini sordu. Yaver, isterse gidebileceğini ama kalmasının daha uygun olacağını söyledi. Hacı Murat yine de kalmadı. Emrine verilmiş olan arabaya binerek, yerleştirildiği eve gitti. Tiflis'e gelişinin beşinci gününde, Loris Melikov amiri adına Hacı Murat'la görüşmeye geldi. Murat, her zaman olduğu gibi resmi bir tavırla, elini göğsüne koydu. Loris Melikov'un gözlerinin içine çok hoş bir bakışla bakarak, Emredin, dedi. Yaver, masanın yanında bulunan koltuğa oturdu. Murat da onun karşısında geçerek divana oturdu. Dirseklerini dizlerine yaslayarak, başı önünde olduğu halde onun söylediklerini büyük bir dikkatle dinlemeye başladı. Loris Melikov Tatar dilini çok iyi konuşuyordu. Acı Murat'a, prensin onun geçmişini bilmesine rağmen onun hayatını bir kez de kendi ağzından dinlemek istediğini söyledi. Siz bana anlatabilirsiniz, ben yazarak Rusçaya çevirebilirim. Rez bütün bunları çara bildirecek. Hacı Murat hiçbir şey söylemedi. Hiçbir zaman karşısındakinin sözünü kesmezdi. Hatta konuşma bittiğinde karşısındakinin söyleyecek başka bir şeyleri vardır belki diye bir süre daha beklerdi. Sonra başını kaldırarak papağanı geriye doğru attı. Yüzünde Maria Vasilievna'yı adeta büyüleyen o kendine özgü hoş gülümsemesiyle yavere yanıt verdi. Peki dedi. Hayat hikayesinin çara okunacak olmasından dolayı gurur duymuştu. Loris Melikov not defterini çıkararak. Bana her şeyi en başından, acele etmeden anlatırsanız çok iyi olur dedi. Tabii siz nasıl isterseniz. Fakat ben nereden anlatmaya başlayacağımı bilemiyorum. Öyle çok şey yaşadım ki. Bugün bitmezse yarın tamamlarız en baştan mı anlatmaya başlayayım? Evet, en başından. Nerede doğdunuz? Nerelerde yaşadınız? Hacı Murat, bir süre başını eğerek oturdu. Sonra divanın kenarında gözüne takılmış olan, küçük bir tahta parçasını eline aldı. Sapı fil dişiyle karışık, altınla işlenmiş kamasının altından keskin bir bıçak çıkartarak tahtayı yontmaya, bir taraftan da anlatmaya başladı yazmaya başlayabilirsin. Çok küçük bir köy olan Çelmez'de doğdum. Gerçekten de köyümüz çok küçüktü. Hanların oturduğu Hunzah bölgesine çok yakındık. Ailemiz hanlarla çok iyi görüşürlerdi. Anam, büyük çocukları, Abununsal Han'ın sütarnesiydi. Bu nedenle de ben de hanlara çok yakındım. Onların üç erkek çocukları vardı, ağabeyim Osman'ın süt kardeşi olan Abunun Salhan, benim manevi kardeşim Ummahan ve en küçükleri Bulaç Han. Şamil onu uçuruma attı. Neyse, bundan bahsetmek için çok erken daha. Yaklaşık 15 yaşlarındaydım. Köylerde adamlar dolaşmaya başlamıştı. Tahta kılıçlarını taşlara vurarak, Müslümanlar gazavata cenk, savaş diye bağırıyorlardı. Çeçenlerin hepsi onlara katıldı avarlılar da o taraf geçmeye başladılar. Ben o dönemde hanların sarayında bulunuyordum. Hanın kardeşi sayılırdım. Gönlüme göre yaşıyor, canım ne isterse onu yapıyordum. Zengin de olmuştum. Hiçbir şey düşünmeden rahat bir hayat sürdürüyordum. Bu hayatım, Şamil'den önceki lider Gazi Mehmet Molla ölene kadar devam etti. Gazimolla 1832'de Ruslarla olan bir çarpışmada vurularak öldü. Onu yerine Hamzat geçti. Hamzat Hanlara bir grup göndererek, Gazavat'a katılmazlarsa, Hunzah'ı yakıp yıkacağını bildirdi. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konuydu. Hanlar, Ruslardan korktukları için, Gazavat'a katılmaya çekiniyorlardı. Hanların annesi, ikinci oğlu Ummahan'la Beni Tiflis'e Rusların en büyük amirlerinden, Hamzata karşı yardım almak için gönderdi. O zaman oranın en yetkili kişisi Rosen adında bir barondu. Fakat baron, ne Hanla, ne de benimle görüşmedi. Yardımda bulunacağına dair haber göndermesine rağmen hiçbir şey yapmadı. Sadece subayları bize gelmeye, ummahanla kağıt oynamaya başladılar. Ana şarap içiriyorlar, kötü yerlere götürüyorlardı. Sonunda Ummahan her şeyini kumarda kaybetti. Ham bedenen çok güçlü olmasına karşılık yapı itibariyle ise çok yumuşaktı. Ben çekip kurtarmasaydım, son kalan atları ve silahını da orada bırakacaktık. Tiflis'e gidip geldikten sonra fikirlerim değişmeye başladı. Anların annesiyle genç Hanları gazavata katılmak için ikna etmeye çalıştım. Loris Melikov Fikirleriniz neden değişti? Ruslardan hoşlanmadınız mı? diye sordu. Hacı Murat bir süre yanıt vermedi. Sonra kesin bir tavırla. Evet, onlardan hoşlanmadım diyerek gözlerini kapattı. Bir nedeni daha vardı ama. O neden neydi peki? Anla beraber Çelmez civarında üç kişiyle çatıştık. İkisi kaçtılar, üçüncüsünü silahımla vurdum silahını almak için yanına gittiğimde daha ölmediğini gördüm. Yüzüme baktı ve dedi ki, beni vurdun ama ben iyiyim. Gençsin, Müslümansın. Gazavata katılman Allah'ın emridir. Bunu aklından çıkarma. Loris Melikov. Katıldın mı peki? Katılmadım ama düşünmeye başladım. Hamzat Hunzah'a yaklaşınca, ona ihtiyarlardan oluşan birkaç kişiyi gönderdik gazavatı kabul ettiğimizi bildirdik. Bize yol göstermesi için de bilgili birini bize göndermelerini rica ettik. Hamzat, gönderdiğimiz ihtiyarların, bıyıklarını kesip, burun deliklerini delerek, içinden hamur parçası bağlayıp ler geçirmelerini emretmiş, bize göndermişti. İhtiyarlar Hamzat'ın, gazavatı öğretmek için bize birini göndereceğini söylediler. Fakat Hamzat'ın hanların annesinden, emanet olarak küçük oğlunu göndermesini istediğini söylediler. Bulaç Han'ı gönderdiler. Söylediğine göre o da babası gibi hanlara hizmet etmek istiyormuş. Hanların annesi zayıf, az akıllı, başına buyruk yaşayan bütün kadınlar gibi oldukça küstahtı. İki oğlunu da göndermeyi kabul etmeyerek sadece ummanı gönderdi. Onunla beraber ben de gittim bir kilometre kadar ileride adamlar bizi karşıladı. Çevremizi sararak, şarkılar söylemeye, silah atmaya, çeşitli savaş oyunlarını göstermeye başladılar. Kamplarına ulaştığımızda Hamzat çadırından çıktı, ummanın üzengisini tuttu. Bir hana gösterilmesi gereken saygıyı gösterdi. Bu zamana kadar ailenize bir kötülükte bulunmadım, bulunmak da istemem dedi. Siz bana kötülük etmeyin, bütün inanları gazavat yoluna getirmeme engel olmayın. Babamın babanıza hizmet ettiği gibi ben de sizlere hizmet edeyim. Beni ailenizin içine, aranıza alın. Size nasihatlerimle yardım edeyim. Sizler de gönlünüzce yaşayın. Ummahan konuşmayı pek beceremezdi. Ne söyleyeceğini bilemedi. Hiç konuşmadan karşısında durdu, kaldı. O zaman ben durum böyle olduktan sonra Hamzat'ın Hunza'ya gitmesi fikrini önerdim. Hanla annesinin ona saygıda kusur etmeyeceklerini söyledim. Daha sözümü bitirmemiştim ki, Şamil'le ilk olarak karşılaştım. İmamın yanında duruyordu. Bana, sana kimse bir şey sormuyor, Han'la konuşuyorlar dedi. Susmak zorunda kaldım. Hamzat Ummahan'ı çadırına götürdü sonra beni çağırarak elçileriyle beraber Hunza'ya gitmemizi söyledi. Gittik. Hamzat'ın elçileri, hanların annesini büyük oğlunu da Hamzat'ın yanına göndermesi konusunda ikna ediyorlardı. Bunda bir tuzak olduğunu hissettim. Kadını vazgeçirmeye çalıştım fakat başarılı olamadım. Hanın annesi onlara inanarak, oğluna Hamzat'a gitmesini emretti. Abunun Salhan gitmek istemiyordu. Annesine bunu söylediği zaman, annesi de korkuyor musun yoksa, dedi. Kadın, hanı en hassas noktasından vurmuştu. Bunun üzerine daha fazla itiraz edemeyerek, atının hazırlanmasını söyledi. Beraber gittik. Hamzat bizi, ummana gösterdiğinden çok daha fazla saygılı biçimde, tabayırın aşağılarına inerek karşıladı. Bayrak taşıyan atlılar, şarkı söyleyerek, ateş ederek, bütün savaşçılık yeteneklerini göstererek arkamızdan geliyordu. Kampa ulaştığımızda Hamzat, Abunun Salhan'ı çadırına götürdü. Ben atlarımızla beraber dışarıda kaldım. Bayır aşağı inerken, Hamzat'ın çadırından silah sesi geldiğini duydum. O tarafa doğru koştum. Bir de gördüm ki, Ummahan kan revan içerisinde yüzüstü yatıyor, Abunun Salhan ise, Hamzat'ın adamlarıyla çarpışıyordu. Yüzünün bir tarafı kılıç darbesiyle ikiye ayrılmış, sarkıyordu. Bir eliyle kesilen parçayı tutarak etrafındakilere tüm gücüyle kılıç sallıyordu. Gözlerimin önünde Hamzat'ın kardeşini yere serdi. Diğerini de halledeceği sırada diğer adamlar ateş etmeye başladılar. Abununsal yere yıkıldı. Hacı Murat bir an susarak öylece kaldı. Esmer, yüzü morarmaya yüz tuttu. Gözleri sulandı. Bunun üzerine ben de korktum ve oradan kaçtım. Loris Melikov. Buna çok şaşırdım. Ben seni çok korkusuz biri olarak biliyorum. Korkuyu sonraları unuttum ben. O günden beri yaptığım bu ayıbı hiç unutmadım. Her hatırladığımda korkuyu bir kez daha arkamda bırakırım. Hacı Murat Şimdilik bu kadar yeter. Namaz kılmam gerekiyor," dedi. Haftanının cebinden Vorontsov'ların vermiş olduğu çalar saati çıkardı. Yavaşça düğmesine bastı. Yüzünde oluşan çocukça bir tebessümle saatin çalışını dinledi. Saat 12.15'i gösteriyordu. Bu saat dostum Vorontsov'un armağanı. O çok iyi bir adam," dedi. Evet, iyi biridir. Saat de güzel. Siz namazınızı kılın, ben beklerim. Güzel diyerek yatak odasına geçti Hacı Murat. Loris Melikov yalnız kalınca Hacı Murat'ın anlatmış olduklarından en önemli gördüğü konuları not defterine geçirdi. Bir sigara yakarak odayı turlamaya başladı. Hacı Murat'ın yatak odasının karşısındaki kapıya yaklaştığı sırada birkaç kişinin Tatarca konuştuğunu duydu bunların Hacı Murat'ın adamları olduğunu anlayarak içeriye girdi. Odaya dağlılara özgü olan ekşimsi bir deri kokusu çökmüştü. Yere serilmiş olan kepeneğin üzerinde, yırtık, yağlı hırkasıyla tek gözlü, kızıl saçlı hamzalı oturmuş, dizgin örüyordu. Kısık bir şekilde hızlı hızlı bir şeyler anlatıyordu. Melikov'u görünce konuşmasını kesti ama işine devam etti. Han Mahoma, her zamanki neşeli haliyle, kepiksiz kara gözleri parlayarak, gülümseyerek mırıldanıyordu. Yakışıklı Eldar ise, gömleğinin kollarını sıvamış, çiviye asılmış olan eğeri temizliyordu. Hanefi odada yoktu, mutfakta yemek yapıyordu. Loris Melikov, adamlara selam verdi. Sonra Han Mahoma'ya dönerek, tartıştığınız konu ne, diye sordu. Melikova elini uzatan Han Mahoma. Şamil'in büyüklüğünden, bilginliğinden, kutsallığından bahsediyor. Sürekli onu övüp duruyor. O halde neden ayrılmış ki ondan? Han Mahoma gözleri parlayarak. Öyle ya, hem ayrıldı, hem de övüp duruyor. Peki sen de Şamil'in kutsallığına inanıyor musun? Hamzalo araya girerek. Kutsal olmasaydı o kadar insan onun ardından gitmezdi. Mahoma. Kutsal olan Mansur'du. Şamil değil. Mansur gerçekten de kutsaldı. O imam olduğunda bizim milletimiz başka bir türlüydü. Bütün köyleri tek tek gezerdi. Onu karşılamaya çıkan halk eteğini öper, günahlarını açıklayarak tövbe ederdi. İhtiyarlar anlatırlardı, o zamanki insanların hepsi azizler gibi yaşarlarmış. Asla sigara ve içki içmezlermiş, ibadetlerini aksatmazlarmış, birbirlerine karşı yaptıkları hataları affederlermiş, kesinlikle kan gütmezlermiş. O dönemde bir yerde bir eşya, para bulan olursa, bir dire bağlayarak yol kenarına bırakırlarmış. Ama Allah da herkesi bereket içinde yaşatırmış, şimdi olduğu gibi değil. Hamzalı atılarak, şimdi de dağlarda içki ve sigara içen yoktur, dedi. Mahoma, Melikov'a göz kırptı. Senin Şamil, Lamaroy'dur, dedi. Lamaroy, dağlıları küçümsemek için verilmiş olan bir isimdi. Lamaroy, dağlı demektir. Kartallar da dağlarda yaşar. Bu söz üzerine Han Mahoma gülümseyerek. İşte cevap diye buna derler, Tartıştığı kişinin lafın altında kalmamasından dolayı çok keyif almış gibi görünüyordu. Loris Melikov'un elinde gümüş sigaralığını görünce bir sigara istedi. Melikov onlara yasak olduğunu söyleyince de göz kırparak başıyla Hacı Murat'ın odasını gösterdi. Kimse görmezse diyerek hemen sigarayı yaktı. Dumanı dışarıya üflüyor, içine çekmiyordu. Beceriksiz bir tavırla sigarayı içmeye çalışıyordu. Hamzalo sert bir tavırla. Bu yaptığın yanlış, diyerek odadan çıktı. Han Mahoma ona da göz kırptı. Sigarasını içerken Loris Melikova, ipekli bir hırkayla, bir de papa kalabileceği iyi bir yer bilip bilmediğini sordu. O kadar paran var mı? Han Mahoma tekrar göz kırptı. Evet, yeteri kadar var. Eldar, gülümseyen bir yüzle Melikova döndü. Parayı nereden bulduğunu sorsanıza. Kazandım. Bir gün evvel Tiflis'i dolaşırken, yazı tura oynayan bir grup Rus erleriyle Ermenilere rastladı. Yerde üç altınla, epey gümüş para birikmişti. Han Mahoma, biraz izledikten sonra, oyunun mantığını çabucak anladı. Cebinde bulunan paraları şakırdatarak oyuncuların arasına katıldı. Yerdeki paranın hepsine oynadığını söyledi. Melikov, e o kadar paran var mıydı senin? Han Mahoma gülerek, sadece on iki kopikim vardı, dedi. Ya kaybetseydin, halin ne olurdu? Mahoma tabancasını göstererek, e bu vardı, dedi. Silahını mı verecektin? Silahımı neden vereyim? Ben kaçacaktım. Arkama düşeni de vuracaktım. Anlatabildim mi? Peki kazandın mı? Evet, ortada ne varsa hepsini aldım. Loris Melikov, Han Mahoma'yı da Eldar'ı da anlayabiliyordu. Han Mahoma oldukça neşeli, içi içine sığmayan, sürekli şen şakrak, kendinin de başkalarının da hayatıyla oynayabilen bir gençti. Bu oyuna olan düşkünlüğü sebebiyle, bugün Rusların yanında yer alıyorsa, yarın da tekrar Şamil'e dönebilirdi. Eldar da kolay anlaşılabilen biriydi. Liderine yürekten bağlanmış, sakin, güçlü kararından dönmeyecek bir adamdı. Fakat Melikov, Hamzalı'yı çözememişti. Onun Şamil'e olan bağlılığının yanı sıra, Ruslara karşı tiksinti derecesinde nefret duyduğu, onları küçük gördüğü her halinden belli oluyordu. Bu nedenle de Rusların tarafına hangi sebepten dolayı geçmiş olduğunu anlayamıyordu. Bazılarının düşündüğü gibi Loris Melikov'un aklına, Hacı Murat'ın Şamil'e karşı olan düşmanlığının yalan olduğu, casusluk amacıyla taraf değiştirerek Rusların zayıf yönlerini öğrendikten sonra, yeniden dağlara dönerek üzerlerine saldıracağı geliyordu. Hamzalo da bu düşüncenin canlı kanıtıydı. Diğerleriyle Hacı Murat düşüncelerini gizleyebilirler ama bu adamın kini gözlerinden okunuyor diye düşünüyordu. Hamzalo'yu konuşturmak istedi, buralarda sıkılıp sıkılmadığını sordu. Hamzalo elindeki işi bırakmadan, tek gözüyle bakarak, kısık bir sesle cevap verdi. Hayır, sıkılmıyorum, dedi. Başka sorulan soruları da geçiştirerek cevapladı. Loris Melikov, adamların odasındayken içeriye, Hacı Murat'ın dördüncü adamı olan, Kıllı Hanefi girdi. Kabarık göğsü bir posta andırıyordu. Hanefi, konuşmayı beceremeyen, oldukça kuvvetli, verilen işten başka hiçbir şeyi düşünmeyen biriydi. Eldar gibi, o da önderine tamamen teslim olmuştu. Odaya pirinç almak için gelmişti. Loris Melikov onu durdurarak, ne kadar zamandır Hacı Murat ile beraber olduğunu sordu. Beş senedir. Aynı köylüyüz. Babam onun amcasını vurdu, onlar da beni vuracaklardı. Ben de beni kardeşliğe kabul etmelerini rica ettim dedi. Hanefi bütün bunları söylerken çok sakindi. Gür kaşlarının altından Melikova bakarak anlatıyordu. Kardeşliğe kabul etmek ne demek? İki ay süresince saçlarımı, tırnaklarımı kesmedim. Sonra evlerine gittim. Beni anneleri Patimat'ın yanına götürdüler. Fatimat bana meme verdi. Böylece Hacı Murat'ın kardeşi oldum. Yan odadan Hacı Murat'ın sesi işitildi. Eldar Efendisinin sesini duyunca ellerini silerek hızlı adımlarla salona yürüdü. Geri geldiğinde Melikova, "Sizi istiyorlar." diye haber verdi. Loris Melikov, sevimli Han Mahoma'ya bir sigara daha verdi ve salona gitti. Salonda Hacı Murat onu oldukça neşeli bir biçimde karşıladı. Divana oturarak, devam edelim mi? Ne dersiniz, dedi. Evet, adamlarınızla biraz sohbet ettim. Biri çok hoş bir genç doğrusu. Öyledir. Han Mahoma'nın başında kavak yerleri eser. Şu yakışıklı genç de çok iyi biri. Eldar mı? Evet, daha çok genç ama yaman yiğittir. Bir süre karşılıklı olarak sustular. Hacı Murat Anlatmaya başlayayım mı? Evet, lütfen. Hanların nasıl öldürüldüklerini anlatmıştım. Bunun üzerine Hamzat, Hunza'ya girip Hanların sarayına yerleşti. Hanların annesi tek başına kalmıştı. Hamzat onu huzuruna çağırınca kadın ona diklendi. Hamzat da adamlarından birine işaret vererek, yaşlı kadını arkadan bıçaklattı. Kadını neden öldürttü ki? Başka seçeneği yoktu, köklerini tamamen kurutmak zorundaydı. En küçükleri olan Bulaç Hanı da Şamil uçuruma attı. Bütün avar bölgesi Hamzat'a boyun eğdi. Sadece kardeşimle ben direniyorduk. Hanların öcünü almalıydık. Boyun eğmiş gibi göründük ama amacımız sadece intikam almaktı. Bunun için fırsat kolluyorduk. Dedemize dalıştık. Hamzat saraydan çıktığı sırada pusuya yatarak onu öldürmeye karar verdik. Birileri konuştuklarımızı duymuş ve Hamza'ta haber vermiş. Dedemizi çağırarak "Torunların bana karşı kötülük hazırlıyorlarmış. Eğer doğruysa seni de onlarla birlikte asarım." ben Allah adına hareket ediyorum. Dedem eve gelince bunları bize anlattı. Biz de daha fazla beklemeyi uygun görmedik. Bayramın birinci günü camide bu işi bitirecektik. Arkadaşlarımız kabul etmediler, kardeşimle ben yalnız kaldık.